Ve elbette ev sahibi Kadir Has Üniversitesi'nden öğrenci arkadaşlarımız, sizler de hoş geldiniz. Evet, Sırrı Süreyya Önder, Emek, Demokrasi ve Özgürlük Platformu'nun adayısın. Çünkü burada farklı algılamalar ya da bilgiler de var. Doğru olmayan bilgiler, hani BDP'nin bağımsız adayı gibi. Böyle değil, bir platform var ve bu platform geniş bir platform. İsterseniz bunu bir siz anlatın. Bu platform içinde kimler var, kimler destekliyor sizi? Önce şöyle söyleyeyim, BDP tek başına girseydi ve teklif etseydi yine kabul ederdi. BDP'den siyaset yapmak bu dönemde Kürtlerle yan yana durmayı bir onur meselesi sayıyorum. Onun için yanlış anlaşılsa da bir sorun yok, en azından benim açımdan yok. Bunu bir insanlık borcu olarak biliyorum. Bir bilgi düzeltmesi olarak söylüyorum. Tabii ki bir görev aynı zamanda, onur ve görev olarak bunu her zaman söylüyorsunuz zaten. Yaklaşık 17 siyasal yapı, siyasal parti ve örgütün bir araya gelerek oluşturduğu bir platform, Emek Özgürlük ve Demokrasi Bloğu. Yaklaşık kavramını özellikle kullandım çünkü her gün yeni katılımlar, en azından destekler beyan ediliyor. İlk defa bu ülkenin yoksulları, mağdurları, mazlumları, solcuları, Kürtlerle yan yana durmak ve bu önümüzdeki dönemi iki açıdan tarihi olan önümüzdeki dönemi bir barış sürecine evirmeye katkı sunmak ve bu oluşturulan aday profiline göz attığımızda bunu herkes de görebilir. Öncelikle Türkiye halkları ve değişik kesimlerinin kendi içlerinde bir ortaklaşma pratiği sunmaları. Bunu öncelikle kendileri kendi içlerinde başarabilmeyi, ondan sonra da bunun talepçisi ve takipçisi olmayı hedefliyor. Böyle bir dirayet, böyle bir irade ve arzuyla bir seçimle sınırlı olmayan stratejik bir ortaklık, seçimden sonrasını da hedefleyen bir manifestosu, bir ortaklaşma manifestosu olan bir yapılanma. Görelim Mevla neyler. Mevla neyler görelim, seçmen neyler, onu da hep birlikte 12 Haziran, daha doğrusu 13 Haziran sabahı görelim. Ama şimdiden gördüğünüz nedir? Meydanlardasınız, İstanbul'dasınız, her gün kahvehanelerde, işte sokakta, insanlarla, esnafla, ev kadınıyla, herkesle birliktesiniz. Tabii birçok bağımsız aday var aslında bu seçimde. BDP'nin desteklediği bağımsız adayları kastetmiyorum, başka partilerden veya tek başına, ama herkes Sırrı Süreyya Önder'in seçileceğini görüyor. Yani Mevlam ve seçmen onu 13 Haziran milletvekili olarak görecek diye bir beklenti var. Ben gideyim eve Ali abi, öyleyse. Böyleyse lüzum yok konuşmaya diyorsun. Öncelikle bu Kütahya depreminde zayiat gören insanlarımıza bir geçmiş olsun diyelim. İnşallah bunun daha büyük bir depremin öncüsü olmamasını dileyelim. Buradan siyasi depreme bir geçiş yapabiliriz belki. Bu ülkede insanlar felaketlerle eğitimlerini tamamlıyorlar. Şimdi son bir Kırıkkale Üniversitesi'ne de özel bir selam vermek istiyorum. Yaşağım benim çok iyi bildiğim bir yerdir. Diğer üniversiteler bizim hep gözümüzün önündeki üniversiteler. Onlara da hoş geldiniz dedikten sonra. Bir dakika, çok alkış alacaksın burada çünkü burada çoğunluk Kırıkkale Üniversitesi. Öyle mi? Öyle mi? Gördüm. Ankara'ya yakın olduğu için halen 45 dakikada mı gidiyor otobüsler o kadar süreden? Muazzam bir Ankaralı öğrenci istihdam ediyor.
çok salaş bir binayla başladılar. Şimdi ne durumdalar bilmiyorum ama Yahşahan'ı iyi bir durum. Başarı diliyorum onlara da, esenlik dileklerim. Şimdi buradaki insanlarda şöyle bir yoklama yapsak, aşağı yukarı bir deprem bilimcinin ya da bir jeologun bilebileceği ölçüleri en temel nüveleriyle hepimizin bildiğini görürüz. İşte bir deprem üst üste yaşadığımız depremler bizim normalde temel eğitimde almamız gereken ama alamadığımız bilgileri felaketler bize öğretiyor. Ne bileyim, son referandumla birlikte dünyanın anayasa ve anayasal hareketler, eğilimler, değişik okullar, ekoller meselesinde herhalde dünyanın diğer halklarından çok daha fazla bilgisayar. Hepimiz anayasa uzmanı seçildik. Efendim, son YSK komplosu diyeyim, son YSK provokasyonuyla hepimiz hukuk, temel hukuk normları konusunda iyi kötü belli perspektiflere sahip olduk. Yani bu ülkenin okulları ne kadar felaket bir durumdaysa, ne kadar perişan bir durumdaysa, hayatın öğretme biçimi de onunla tam tersi o kadar yoğun oluyor. Maalesef ve ne yazık ki okulda almamız gereken bilgileri bu sürüsüne bereket felaket bolluğuyla öğrenmiş oluyoruz. Onun için biraz bu YSK vetosundan başlamak gerekir diye düşünüyorum. Biraz geride kaldı ama tabii etkileri çok büyük oldu. Belki hala devam edecek. Belki o dar konjektür geride kaldı ama süreç bir provokasyonlar zinciri olarak devam ediyor. Onun için oradan başlamayı önemli buluyorum. Hem de bir hafıza tazeleyelim. Yani yapılan iş rastgele seçilmiş 7 arkadaşımızın veto edilmesi şeklindeydi. Gösterilen gerekçe memnu hakların iadesi meselesiydi. Çok hızlı geçeyim. Memnu hakların iade edilme mekanizması artık yeni yasal düzenlemelerimizde olmayan bir şey. Böyle olmadığı için bizde hep bir kanun kaldırılır, çapakları, uzantıları devam eder. Böyle olmadığı için insanlar gidip bu memnu hakların iadesine dair bir şey talep etmediler. Yok hükmünde çünkü. Hukuk okuyan arkadaşlarımız bilir. Yok hükmündedir. Butlan bile sayılabilir. Yani. Şimdi hal böyleyken bunu bir yasaya dayandırdılar. Siz bu ülkede bir şeyi yasaya dayandırmak istediğinizde mutlaka bir madde bulabilirsiniz. Ardından bu ilk değildi. Halk güçlerinin bu kadar bir araya gelişi statükoyu, egemenleri bir hayli etkiledi. Onun için böyle bir provokasyona başvurdular. Bu ilk değildi. Sıklıkla başvurdukları bir yöntemdi. Tarihimiz, özellikle yakın dönem siyasi tarihimiz bunun yüzlerce örneğiyle dolu. Ama başka bir şey ilkti. İlk defa bu ülkede bütün insanlar demokrasiye, emeğe, özgürlüğe inanmış. Barışı artık bir umut olmaktan çıkarıp acil bir gündem yapmış. Bütün insanlar buna bir tepki verdiler ama en çok da Kürtler bu tepkiyi gösterdiler. Alanlara çıktılar. Sivil itaatsizlik zaten belli bir yönüyle başlamıştı, devam ediyordu. Yani. Alanlara çıktılar. Ve ilk defa belki ileride siyasal tarihimizi yazanlar bu tarihi bir yere yazacaklar. İlk defa devlet hukuki olmayan ama tırnak içinde yasal olan bir operasyonu aslında hukuksuzca geri almak zorunda kaldı. Burada bu ülkenin bütün trajedisi saklıdır aslında. Oradan geldik, bu geri adım atıldı. Kaba bir tabir kullanacağım ama hani tabiri caizse amiyane tabirle tükürdüklerini yaladılar. Ondan sonra biz de dedik ki
İyi oldu. Halk demokratik bir bilinçle kendi kimliğine sahip çıktı. Artık biz de bir seçim kampanyası yürütebiliriz. Gelin görün ki bu böyle olmuyor. Ardından bir furya halinde tutuklamalar başladı. Şimdi ben her ilçede seçim komisyonları oluşturuyorum. Kimlerle? Bu ittifakın bileşenleriyle. Doğal olarak ve ağırlıklı olarak Kürt arkadaşlardan, Kürt arkadaşlarımın daha fazla yer aldığı bir şey. Daha hiçbir komisyonumla 2 gün üst üste toplantı yapamadım. Çünkü akşam toplandığımızı sabah gözaltına alıyorlar. Uzun gözaltı süreleri 3200'e ulaşmıştı geçen hafta. O arada en az 100-150 tane daha insanı tutukladılar. Çok basit, eften püften gerekçelerle ve uzun gözaltılarla, soruşturmalarla bu kadar insanı bu sivil siyaset alanından çektiler. Burada bir soru. Gözaltıları emniyet, polis teşkilatı kendisi mi yapıyor? Savcılıkların talimatıyla mı yapıyor? Bunu şunun için soruyorum. KCK'larda da çok konuşuldu ya. Hükümet bu yargının tasarrufudur dedi. Bizden bağımsızdır dedi. Yargı bağımsızdır dedi. Ama işte özellikle KCK'da BDP çevreleri hayır bu hükümetin talimatıyla yapılan bir operasyondur denildi. Sizin platformunuza yönelik bu eğer operasyon tırnak içinde nitelenebilirse sizin tarafınızdan öyle deniyor. Kim var arkasında? Kim yapıyor bunu? İstiyorsanız bir yalan da ben söyleyebilirim. Fakat herkesin şunu bilmesi gerekiyor. AK Parti kendisi de dönüşerek bu ülkedeki statükonun en temel bileşenleri arasında yerini almıştır. Artık bir bu anlamda bir tasnife gitmeye, bir ayrıştırmaya, bir tefriğe gitmeye gerek kalmamıştır. Bütün kurum ve kurallara yapısal olarak mührünü vurmuş, kendisinin de bir miktar, hatta önemli bir miktar dönüştürmüştür. Artık statükonun temel bir bileşenidir. Sosyolojik olarak. Peki orada duralım. Bu AK Parti ile ilgili önemli bir tanımla, daha doğrusu iktidarla ilgili evet. Yapmış olduğunuz statükonu. Belki şunun çok kısa. Yani bunlar kendi işlerinde sürgüt çatışırlar. Bu hal bizi aldatmamalı ama artık... Bunları sorularla, halkın meclisine geçen sorularla bunların hepsini zaten konuşacağız. Şimdi bir konuğumuza, pardon özür dilerim, halkın meclisi artık konuğumuz değil, ev sahibi. Hı. Geçmeden önce bir nerelisin? Adıyaman. Kürt müsün? Bu mesele çözülene kadar Kürt'üm. Yani köken olarak? Köken olarak Türk'üm. Türk'sün. Evet. Peki 1962 doğumlusun. Kısaca söylüyorum, lise yıllarından beri sosyalist mücadelenin içinde Sırrısra Ender. 78 yılında Maraş katliamını protesto için cezaevine girdi. Siyasal Bilgiler Fakültesi 2. sınıftayken 12 Eylül faşist juntasına karşı giriştiği direniş eylemleri sebebiyle tekrar tutuklandı. 12 yıl hapse mahkum edildi. Ondan sonraki hayatını biraz sonra kendisi parça parça sorularla anlatır. Sinemacılığı, yazarlığı vesaire, ama ben Adıyaman'dan ve bu meselede çözülene kadar Kürt'üm ama Türk'üm demesinden yola çıkarak bir hemşerine söz vermek istiyorum. Mustafa Çingay, sen nerelisin? Ben de Adıyamanlıyım. Sen Kürt müsün? Ben de Kürt'üm. Peki. O zaman sorun. Konuşun siz. Anlaşın ya da anlaşamayın. Sırrı Bey'e başarılar diliyorum kendisine. Gerçekten geç geldi ama iyi geldi. Ben inanıyorum ki kendisi bu sene inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çok büyük bir renk katacağına inanıyorum. Çünkü kendisi çok ilimli bir insandır. Hiçbir zaman şer gütmeyen, bağırmayan, çağırmayan ve diyalogdan yana olan bir insandır kendisine. Ben kendisine başarılar diliyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Peki şimdi bunu böyle olumlu konuşup kaçamazsın. Çünkü senin bugüne kadar artık herkes tanıyor. Bizim Halkın Meclisi'nin üyelerini izleyicilerimiz biliyorlar. Kim nerede duruyor, neyi savunuyor, hangi partiye, hangi ideolojiye yakın, hangi etnik kökenden filan. Bunları biliyorlar. Bildikleri bir şey de Mustafa Çingay'ın AK Parti'ye yakın olduğu. Hatta bunu şiddetle ve dehşetle bu platformda savunduğu. Ama şimdi... burada bir şey söyledi. Sırrı Süreyya Önder'e böyle başarılar dileyip kaçamazsın. Evet. Çünkü senin çok savunduğun AK Parti'yi artık statükonun mütemmim bir cüzü haline dönmekle suçladı ya da eleştirdi. Şimdi Sayın Kırca, AK Parti'yi herkes atıyor.
atması kolay. Meyve veren ağaç taşlanır. Şunu bütün samimiyetlerimle söylüyorum. Şunu bütün samimiyetlerimle söylüyorum ki Sırrı Bey de bunu inanıyorum ki kendisi de bunu idrak eder. Şimdi Sayın Başbakanımız bugün bir Kürt açılımı o adı altında bir açılım yaptı. Ya hiç yapmazsaydı ne olurdu? Ya hiç yapmazsa ne olurdu? Ama bunu yaptı hiç olmazsa. Fakat biz baktığımız zaman karşı taraf yani bizim benim Kürt kardeşlerim ki ben de Kürt'üm. Onlar içtenlikle de yani Kürt olarak kabul ediyorum ve destekliyorum da ama pek kaçamak uğruna yani bir statü koyu artık lütfen bu statü koyu çözün yani. Bu Sayın Başbakan el uzatıyor fakat birileri bu elin nedense hep geri çektirmeye çalışıyorlar. Fakat şunu Sami söyleyeyim ki ben bunu her zaman söyleyeyim. Diyarbakır tren garına bir tren geldi. Şu trenin içini dolduralım. Doldurmadımsa bu tren burada kalkarsa bir daha bu treni dolduramayız. Yani ben bunu her zaman dile getiriyorum. İnanın ki Başbakanımız o kadar bu sorunu çözmek istiyor ki içtenlikle çözmek istiyor. Ha biz bundan yanayız, biz bundan diyoruz ki ya lütfen siz de biraz katkı katın. Yani buna siz de biraz katkı olun. Yani Cumhuriyet Halk Partisi güya de. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman bu oruçluğunda kaçamaz. Çünkü kaçma hakkı yok. İçindedir. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman sütten çıkmış kaşık hele değildir. Hele dur bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmedik daha. Ha ben oraya... Dolaşma etrafında. Şimdi AK Parti ile ilgili olarak önemli bir saptamada bulundu. Dedi ki Sırrı Süreyya statükonun bir parçası. Evet. Öyle mi değil mi? Ben ona katılmıyorum. Yani statüko zaten kendi dilinden oluşmuş. Yani onun aslında statükonun bu çözümlenmesin diye çaba sarf ediliyor. Yani ben de bunu söyleyeyim. Ama AK Parti ise bunu sürekli çözülmekten yana olan bir partidir. Özellikle Sayın Başbakan'ı kastediyorum ben. Yani AK Parti'nin geleni demiyorum. Ama Sayın Başbakan bunun çözülmesine içtenlikle yanadır. Tamam. Ama birileri illa da bu böyle devam etsin diyorlarsa da o da onların işidir. Evet. Teşekkür ediyorum. Tamam, bu arada merak etme CHP'ye de geleceğiz, MHP'ye de geleceğiz. Herkesi konuşacağız da hani AK Parti'den açıldı oradan devam edelim. Peki Mustafa Çingay önce bir şeyler söyledi. Buyurun. AK Partililiği için bir şey söyleyeceğim Aziz Hemşerim'e. Allah başka keder vermesin. Sonra Adıyaman'a da bu vesileyle hani buraya kadar gelmişken yani kendim için politika yapmayacağım ama Adıyaman için bütün Adıyamanlıların Veli Büyükşahin'e sahip çıkmalarını, blokun oradaki adayı adayım. Veli Büyükşahin'e sahip çıkmalarını önereceğim bütün kardeşlerime. Yapacağım politika bu kadardı yani bunun dışında peki. Hiçbir tamam, şey peki. Duymayacaksınız. Veli'ye yani borcumdur. Kendim için bir şey istiyorsam Adıyaman, daha verdim evet, sadece onu istiyorum. Adıyaman'da bu ferasettedir diye düşünüyorum. Şimdi gelelim Aziz Hemşerim'e. Şüphesiz gergerliler, gergerliydiniz değil mi? Evet. Gergerliler çok has insanlardır. Çok iyi niyetli, çok yüce gönüllü, gani gönüllü insanlardır. Gerger de coğrafyasını bilmeyenler için şöyle tarif ederim. Ütüleseniz bir iki tane İstanbul çıkar o kadar sarp, hiçbir şey bir tarım yapılamayan, geçinmesi çok zor. Onun için dışarıya en fazla göç veren ilçelerimizden de birisidir. Talihsiz bu yönüyle de talihsiz ve sıkıntılı bir coğrafyadır. Yıllar yılı sürgün coğrafyası olarak kullanıldı. Bu özelliği 8 yıllık AK Parti iktidarında da çok fazla değişmedi bu kaderi, bu talihi. Şimdi katılmıyorum o görüşe. Başbakan ne? Katılmıyorum o görüşe. Katılmıyorsun. Başbakan Kürt meselesini kondüktörü oldu mu? Diyarbakır'a bir tren girdi mi? Bunu konuşmakta fayda var. Aziz Hemşerim öyle olduğunu iddia ediyor. Bir kere şu dili bir kenara bırakmamız lazım. El uzatmak, vermek, hak vermek falan bunların hepsi firavuni kavramlardır. Bunlar ne İslami'dir, ne insanidir, ne adildir, ne eşittir. Bunlar çok vahim kavramlardır. Çünkü bahsedilen hak ve talepler insan hakları evrensel beyannamesinin birinci maddesinden ikinci maddesine
geçebilmiş şeyler değil. O da nedir? Her insan anasından eşit, özgür ve onuruyla doğar. Şimdi böyle birisi, böyle bu haklarla mücehhez olarak doğmuş bir insanın gasp edilmiş hakları biri elinden ya da birileri tarafından verilemez, bahşedilecek bir şey değildir. Bu bir. İkincisi, Kürt halkı 30 yıldır başı yastık yüzü görmeyen bir halk. Bugün Kürt coğrafyasında yaşı 30'un altında olan herkes savaş koşullarına doğdu. Önce 12 Eylül'dü. Efendim? Bir saniye, dur onunla konuşuruz. Dur. Savaşın sözü, savaşın kendisini kaldırmak lazım. Sözünü kaldırmakla savaş kalksaydı. Bekleyeceğiz. Yerimizi bekleyelim, konuşacağız. Tamamlasın. Tamam, ben itirazınızı aldım Mehmet Şener Erkek. Ben de Türk'üm kardeşim. Savaş sözcüğünü kaldırın dediniz. Tamam. Oraya da geleceğiz. Türklere de geleceğiz. Esas esir olan Türk halkıdır. Mahcur edilmiştir. Ve bir tek Türk'e bırakılan alan Kürt'e düşman olma alanıdır. Türk bugün esaret altındadır. Düzen her yönden kuşatmıştır. Hiçbir alan kalmamış. Sen sadece Kürt'e düşman olacaksın kardeşim demiş. Oraya geleceğiz. Başka bir şey. Savaş mı değil mi? Şuradan anlayabiliriz. Elbette ki gönül bunu istemez. Elbette ki savaş dememekle olsa keşke 40 bin kere böyle diyelim. Ama 12 Eylül'le başlayalım. Sevgili kardeşim, bu ülke bir Diyarbakır zindanı deneyimini yaşadı. Mamak, ben orada yattım. Tamam. Şimdi fakat Diyarbakır'ı hepsinden ayrı değerlendirilecek bir yanı var. Ben burada söylemekten haya ediyorum ama bu işler şöyle oldu. Solcu falan değil. Herhangi bir Kürt siyasal örgütlenmesine dahil değil. Bu ülke kamuoyunun çok yakından tanıdığı, bir kez daha ismini verip rencide etmek istemiyorum. Bir baba oğul birlikte gözaltına alındılar. Binlercesinden bir baba oğlu anlatacağım yalnız. Babasından çıkardıkları jopu oğlunun ağzına, oğlundan çıkardıkları jopu babasının ağzına soktular. Bu en masum uygulamalardan birisiydi. Sırrı Bey, bu dediklerinizle Türkler de maruz kaldılar. Yapmayın, evet, gözünü seveyim. Evet, yani geleceğiz. Tek tarafı davranmayın. Geleceğiz şimdi. Türklere de geleceğiz. Peki, tamam. Buna da geleceğiz. Arkadaşlarımız bir ara vereceğiz de. Tamam. Bir ara veriyoruz. Tamam, tamam. Bir saniye. Bir ara veriyoruz. Arkadaşlarımız da Sırrı Süreyya Önder'in bu hatırlatmalarına, açıklamalarına karşılık aynı işkencelere ya da muamelelere Türkler de maruz kaldılar dediler. Sırrı Süreyya da ona da geleceğim ben şimdi dedi. Ona da geleceğiz. Biraz sonra kısa bir aramız var. Görüşmek üzere. Türk platformunun desteklediği adaylardan Sırrı Süreyya Önder'le birlikteyiz. Halkın meclisinin sorularını yanıtlamaya devam edecek. Hemen küçücük bir parantez açalım. Kütahya Simav merkezli depremle ilgili gelişmeleri izliyoruz. Tekraren söyleyeyim, şu ana kadar can kaybı olmadığına dair bilgiler geliyor. 5.9 büyüklüğündeki bir deprem. Programımızın başında da söylemiştim. Sadece Kütahya'da değil, çok geniş bir bölgede, Türkiye'nin batı bölgelerinde, İstanbul dahil hissedilmişti. Konuyla ilgili bilgiler geldikçe biz sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sırrı Süreyya Önder Diyarbakır cezaevini anlatırken, işkenceleri anlatırken buradan arkadaşlarımız aynı işkencelere Türkler de maruz kaldı dediler. Bir arkadaşımız Mama hatırlatmıştı. Ben orada yattım dedin, evet. 12 Eylül'ü evet. Kastederek dönemini. Evet, yani buradan başlayalım istersen. Türkler de maruz kaldılar aynı işkencelere derken. Hani ayırmak, Kürtler, Türkler, bu ülkede kim daha fazla acı ve işkence çekmiştir diye bir ayrım mı yapmalıyız? Yoksa bir başka ortak paydada mı buluşmalıyız? Ortak payda şu. Hazreti Mevlana'da geçen bir mesele anlatmak istiyorum. Şöyle hikaye eder. Bütün kuşlar kendi türüyle uçar. Her kuş kendi sürüsüyle uçar. Yani cinsi farklı kuşlar birbiriyle uçmazlar. Hazreti Mevlana der ki, hikaye eder, kendi gözlemi gibi değil.
bakar ki iki farklı kuş sürekli birlikte uçuyorlar. Bu dikkatini celbeder. Bir gün gelirler, işte dergahın bahçesine konar. O insan kalkar, merakla o kuşlara bakmaya gider. Gittiğinde bakar ki ikisinin de ayağı topal. Şimdi acıları elbette birleştirir insanları. 12 Eylül'de işkence görmeyen bu topraklarda hiç kimse kalmadı. Terörize etmediği hiçbir kesim kalmadı. Fiziken işkence görmelerine de gerek yok. Sadece bu yerleştirilen algı, yani onun komşusunu götürmüşler. Eyvah, yarın bana da bir şey olur mu kaygısı. Falancanın oğlunu almışlar. Acaba bizim oğlana da bir şey olur mu? Filanca kadını almışlar. Acaba benim de başıma bir iş gelir mi? Meselesi zaten bütün topluma işkence yapmak anlamına gelir. Bunlardan üçe ayırabiliriz. Bir, bunda kişisel kanaatlerimiz ya da yüksek sesle itirazlarımız gelir istatistiklerin duvarına, rakamların duvarına çarpar, tuzla buz olur. Bakacaksınız fiziken ve fiilen işkenceye maruz kalanların ya da o dönem gözaltına alınanların sayısına. Kim ne kadar gözaltına almış ve hangi ithamla? Hayır, yarıştırmak değil. Yarıştırmayacağız, hatırlayacağız ama. Ben söz vereceğim herkese. Hem de ne kadar gerek var? Hayır. Ülke öyle bir şey hemen yoktur. Geleceğim. Sözlerini tamamlasın, Sırrı Süreyya geleceğim. Efendim, siz dünyada darbe görmüş toplumların yarayı nasıl kaşıyarak sağalttıklarını hiç duymadınız mı? Dünya bunun için insanlık mahkemeleri kurmuş. Dünya bunun için savaş suçları mahkemesi kurmuş. Dünya bunun için hakikat komisyonları icat etmiş. Şu yaptırım var. Üzerinden yıllar yıllar geçtikten sonra işkence görene, işkencenin mağduruna, işkence yapanın, işkence yapan, işkence görenin ayağını yıkamış. Bu toplum, toplumlar bu tür travmalarını hatırlayıp, yüzleşip hesaplaşmazlarsa yarın yine muhatap olurlar. Bu insanlığın bulduğu en etkili derde derman yöntemdir. Bu konuda insanlık artık bu bilgiye gelmiş. Bizim bunu reddetmemiz falan söz konusu değil. Eğer 27 Mayıs'ın hesabı sorulabilseydi belki 12 Mart yaşanmayacaktı. 12 Mart'ın hesabı sorulsaydı belki 12 Eylül yaşanmayacaktı. 12 Eylül'le hesaplaşılsaydı ardından artık neredeyse periyodik aralıklara bindirilen 28 Şubatlar, 4 Nisanlar bunlar yaşanmayacaktı. Bütün bunlar sayın meclis üyemiz iyi niyetlerle bunların önüne geçilemiyor. Bir, hatırlamamız gerekiyor. İki, yüzleşmemiz gerekiyor. Üç, hesaplaşmamız gerekiyor. Bu konuda iyi niyet ancak bir sonraki darbeye zemin hazırlar da o yüzden hiçbirimiz yarayı kaşıma sevdalısı değiliz. Peki. Ülke Aksun, Ülke Aksun'a verir misin mikrofonu? Tamam. Evet. Şimdi aradan 30 yıl geçmiş, hukuken bir yüzleşme olacaksa, bir hesap sorulacaksa buna kimsenin itirazı yok. Zaten işte son anayasa referandumunda da insanlar bunun için referanduma evet oyu verdiler. Ama burada oturup jobları, işte o dönem hatırlamak istemediğimiz kötü şeyleri durmadan anlatarak 30 yıl sonra bu ülkede barışa hizmet etmiyorsunuz. Barış ve Demokrasi Partisi'nde olmak istediğinizi, bundan gurur duyacağınızı söylüyorsunuz. Barışa asla hizmet etmiyorsunuz. Madem artık barış istiyoruz, bu eski yaraları biz kapatalım. Hukuk hesabını sorsun bunların diyorum. Şimdi son zamanlarda bir moda var. Teröriste gerilla deme modası başladı. Ben de merak ettim, bir baktım ne demekmiş gerilla, ne demekmiş terörist. Gerilla, düzenli bir orduya karşı küçük birlikler halinde çatışan, hafif silahlarla donatılmış topluluk. Ama bunların bir özelliği var. Uluslararası harp hukukuna ve uluslararası harp
prensiplerine riayet ediyor gerillalar. Terörist de bir siyasi davayı zorla kabul ettirmek için karşı tarafa korku salarak, cana mala kıyarak eylemlerde bulunan kimse. Yıldırmacı, tetikçi. Dolayısıyla bu tanıma göre PKK'ya artık gerilla demek sadece bir bilgi kirliliği. Zaten dünyanın birçok ülkesi de PKK'yı terör örgütü olarak listesine almış. Şimdi PKK'nın siyasi uzantıları, dikkat ediyorum, siz de aynı şekilde davranıyorsunuz. Bazı kavramları hiç dillerinden düşürmüyorlar. Mesela demokrasi, demokratik, ondan sonra demokrat gibi kavramlar. Ama acaba bu örgüt veya bu parti kendi içinde demokrasiyi biliyor mu? Birçok örnek var ama ben bir tanesini daha hafızalarımızdan silinmediği için hatırlatmak istiyorum. Mesela Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir artık silahlarla savaşma devri kapanmıştır dedi. Derhal terörist başından ağır hakaretlerle azar işitti. Şimdi bu tamam da esas benim garipsediğim, demokrasiden bu kadar çok bahseden bir örgüt veya siyasi uzantıları buna hiç itiraz etmediler. Gayet doğal kabul ettiler, sustular. Yani demokrasiden anlaşılan bu. İnsan haklarından çok bahsediyorlar. Ama insanın en temel hakkı olan yaşama hakkına saygı göstermiyorlar. Hatta artık kreşlere bile Molotov kokteyli atar hale geldiler. Bu insan haklarından bahsedenler. Yani demek ki insan haklarından anladıkları bu. Ondan sonra da KCK, DTK, HPG, yok PKK gibi bir sürü harflerin havada uçuştuğu bazı örgütler kuruyorlar. Mesela KCK hakkında bazı bilgiler var elimde. Çok detaylı söyleyemeyeceğim hani süre açısından ama bir özetlemeye çalışayım. KCK, demin siz de bahsettiniz, bir çatı örgüt. Kendi anayasalarını yapmışlar. Kendi yargı organları var, yürütme organları var, yasama organları var, orduları var. PKK'nın silahlı kanadı HPG ordularını oluşturuyor. Ayrıca vergi topluyorlar kendi içlerinde. Yani bir devlet içinde devlet yaratmışlar. Bunların üç aşamalı planı var. Birinci aşama, siz benden iyi biliyorsunuz. Hayretle dinliyorum. Ben bunu Diyarbakır Terör Şubesi Başkanı Sayın Fatih Özgül'den aldım bu bilgiyi. Çok objektif bir kaynaktan almışsınız. Tebrik ederim. Ama objektif kaynak neresi? Objektif kaynak neresi olur? Evet. Siz anlatırsanız mı objektif olur? Kandil'den aldım. Üç aşamalı bir planları var. Birinci aşama özgür önderlik, yani terörist başının özgürlüğünün sağlanması. İkinci aşama demokratik özerkliğin ilan edilmesi. Üçüncü ve son aşamada demokratik konfederalizm. Bu da şu: Suriye, Irak, İran ve Türkiye'de dört parçalı bir konfederal Kürt devleti kurulması. Bu yolda adım adım ilerliyorlar. Özür dilerim, affedersiniz. Rica ederim. Buraya kadar bir sorun yoktu. Buraya gelince bu bilginin çok eski olduğu ortaya çıktı. Yani bu muhtemelen vazgeçilmiş hayır, muhtemelen 10 yıllık bir bilgiden zaptası bahsediyorsunuz. Konfederalizm Kürtlerin talepleri arasında yok. Şu anda yok mu? Şu anda da yok, epeydir de yok. Yani onun için eskiden var, terörle, şimdi vazgeçildi. Yani. Terörle mücadele şube müdürü update etmek zorunda, güncellemek zorunda. Belki de size özenmemiş, böyle rastgele bir dosya tutmamış. Vaz mı geçildi bu konfederalizmden? Yok öyle bir şey efendim. Ama buyurun, vardı. Siz bitirin, ben hepsine peki bir cevap vereyim. O zaman DTK'ya bakalım, Demokratik Toplum Platformu'na. Onu da zaten terörist başı kurdu, onun talimatıyla kuruldu. Yine onun talimatıyla Ahmet Türk Başkan seçildi. Bunların da son 18-19 Aralık 2010 tarihli çalıştaylarında bir tasarı sundular. Bu tasarı bizzat bu kongre çalıştaya katılanlar tarafından ifade edildiğine göre terörist başının avukat görüşmelerinin noktasıyla birbiriyle aynısı. İşte hepimiz duyduk. Öz güvenlik güçleri, çift bayrak, çift dil, çift meclis gibi şeyler. Şimdi bu durumda Sırrı Bey, PKK ve BDP Türkiye'yi bölmeye çalışmıyor demek, Türk milletin zekasıyla alay etmek değil de nedir sizce? Hayır.
Evet. Şimdi, evet buyurun. Sorular bunlar. Bu bilgileri dolaşıma sokmak, insanlıkla alay etmek, zekayı bir yana bırakın. Ben sizi sadece saygıyla, sizin görüşlerinizi ifade etmenize duyduğum içten saygıyla sessiz dinledim. Çünkü bu mesele gerçekten ancak sizin endişeniz ve endişeleriniz izole edilmeden asla çözülemez. Onun için ben buraya böyle bir seçim politikası falan bunun için gelmedim. Benim böyle bir derdim de yok. Ben gerçekten bu topraklarda barışın hüküm sürmesini, bu ülkenin bir Gülistan'a dönmesini arzulayan insanlardanım. Her türlü huzurumu, her türlü güvenliğimi riske atarak, ama biz bir gün yüzü görmedik. Çocuklarımız bari daha makul bir dünyada, daha makul bir ülkede yaşasınlar diye bu platforma omuz verme gereğini hissettim. Sizin kaygılarınız mutlaka giderilmelidir. Fakat özür dilerim, isminiz Ülkü. Ülkü Hanım. Bunun için şuradan başlayabiliriz. Mesela bugün çok önemli bir gelişme oldu. Ne kadar takip edebildik bilmiyorum. İngiltere Kraliçesi İrlanda'yı ziyaret etti. Kaç yıl sonra bir kraliçe İrlanda'ya gidiyor biliyor musunuz? 100 yıl sonra. 100 yıldır İrlanda ve İngiltere arasında, daha önce çözüldü de işte yaklaşık 90 yıl bir savaş hali yaşandı. Toplam kaç kişi ölmüş? Çok kişi öldü. Çok kişi öldü. Yani on binlerle ifade edilecek kayıpları var. Benim bildiğim toplam 2500 kişi ölmüş. Belki de. Belki de. İRA mesela bomba koyduğu yeri telefonla polise ihbar eden. Belki de. Derdim o değil. Derdim rakamlar. 2000'e kadar bir saymayı deneyin bakalım. Muhtemelen 300'de usanırsınız. Yani 2000 can az bir can değil. Dünyada hiçbir şey bir can kadar muazzez, bir can kadar şey değildir. Şimdi İngiltere Kraliçesi bugün bir stadyumu ziyaret etti. O stadyumda İngiliz polisi İran'ın yaptığı bir eyleme, misilleme kabilinden basmıştı ve 14 kişiyi sanırım rastgele tarayarak 14 kişiyi öldürmüştü. Orası önce bir anıtı ziyaret etti. Ondan sonra da stadyumu yarın ziyaret edecek sanırım. Orası bu İngiliz-İrlanda savaşının sembollerinden birisiydi. İngiltere Kraliçesi'nin orada söylediği şey şu, mealen söylüyorum. Acınızı paylaşıyorum dedi. Buradan şuraya geleceğim. Böyle bir dil kullanabilirsiniz. Şüphesiz bu sizin kendinizin belirleyeceği bir şey. Ama bunun barışın dili olmadığından emin olabilirsiniz. Niye biliyor musunuz? Gerçekten İngiltere yıllarca bu insanlara terörist dedi, yıllarca. Sonra masaya oturdular, sonra bu sorunlarını bir konsensusla çözdüler. Bu ne İrlanda'yı tam anlamıyla mutlu etti, ne İngiltere'yi tam anlamıyla mutlu etti. Ama savaş hali geride kaldı. Biz de masada oturuyoruz ama evet, terör hala devam ediyor. Şimdi şöyle, bu dil çok zehirli bir dil. Sizin, sadece sizin kullandığınız dil anlamında sınırlamıyorum. Birbirimizi böyle nitelersek bunun bir sonraki aşamasına geçemeyiz. Liceli bir kasap vardı. Hepinize onu hatırlatmak istiyorum. Bu arada da çok gaz bombası yediğimiz için. Böyle... Ne zaman oldu en son? Dün değil, evvelsi gün. Tamam. Onlara da geliriz arkadaşlar. Şu, bu arada çok kalabalık bir miting olmuştu.
Onlara da geliriz. Peki. Sadece şunu özellikle belirtmek istiyorum. Dil meselesi. Demiştik, Liceli bir kasabımız vardı bizim, Sait Bey diye. Birileri Nobel ödülüne önermişlerdi. Hatırlar mısınız? Bu Liceli kasabın en büyük özelliği birbiriyle nizalı olan, kan davası olan aileleri barıştırmasıyla bilinirdi. Ben bir gün bu Liceli kasaba bunu nasıl yapıyorsun dedim. Bunu da özellikle Kürt coğrafyasında yapardı. Dedi ki ya dedi, iki tarafla da konuşmaya başlarım. Ayrılık ararsan tonla. İlla ki dedi, ikisinin de birlikte yaptığı, çünkü bir arada yaşayan insanlar kavga ederler. Yani birbirine uzak insanların fiziksel olarak kavga etme şansı yok. Ya birlikte iyi hatırladıkları bir anı, ya da ikisinin de sevdiği bir şeyi bulana kadar konuşurum dedi. Ondan sonrası çok kolay dedi. Yani müştereklik, müşterek noktaları yakalamak, tefrik edici bir dilden, ayrıştırıcı bir dilden uzaklaşmak, böyle bir damar yakalayıncaya kadar da sabırla ve özenle, bu dile özen göstererek, terörist başı demek, terörist demek sizi rahatlatıyor olabilir. Öbürünün durumuyla bir empati kurma çabasına girmemek sizin içinizde bulunduğunuz agresyonun doğal bir sonucu olabilir. Bunu kimse tartışamaz. Ben de tartışamam. Böyle inanıyorsunuz, böyle söylüyorsunuz. Fakat bir barışı hedefliyorsanız, hedefliyorsak hepimizin bu dili gözden geçirmemiz lazım. Ben futbolcu arkadaşımızın Selahattin Demirtaş'ın programında yaptığı konuşmayı hiç unutamadım mesela. O dile özen göstermek ve bunu tam tersinin düşünüldüğü yerlerde cesaretle söyleyebilmek tavrını olumlulaştırmış. Tepki meselesi ama birileri sayın diyorsa, eyvallah, bu ülkede 50 bin kişinin ölümüne neden olan birine, birileri de terörist başı diyor tabii. Efendim, işte zaten sorun buradan başlıyor. Siz hükmü vermişsiniz zaten. Biz dünya eğer vermiş müsaade ama. Edin, müsaade edin. Çok kolay itiraz etmek. Yani bu argümanlarla, bakın bu argümanlarla. Mehmet Şenerkek, insicamını bozmadan lütfen. Bu argümanlarla bu meseleyi her yere götürebiliriz, barışa götüremeyiz. Bu kesin. Arzunuz buysa bu dili kullanmakta ısrar edersiniz. Ya da bu dili kullanmakta ısrar ederler. Yüzleşelim ama, dediniz ya onun evet, için. Evet, yüzleşelim. Onun için burada işlenen insanlık suçlarıyla ve bunun nasıl, hangi yöntemlerle su yüzüne, gün yüzüne çıkarılacağıyla biraz kafa yorarsak ve bu dil meselesinde, ama sadece siz değil, herkes asgari bir özeni gösterme erdemini gösterirse barışabilir halklar. Kavga etmek için kavga etmek çok kolay ama barış gerçekten biraz fazladan emek gerektiriyor. Sırrı Bey, Job'la başladınız, barıştan bahsediyorsunuz. Neyle başladım? Job'larla başladınız, evet, konuşmaya. Evet. Şimdi barıştan bahsediyorsunuz. Evet, buna rağmen yani bu Hitler'in, Göbels'in propaganda yöntemi, bilirsiniz Ülke mutlaka. Hanım, ne size yapmak düşen, istiyorsanız tam tersini söylemeyin. Size düşen, efendim, iki dakika tefekkür etseniz, iki dakika ağzınızdan çıkanı düşünseniz bunu konuşmayacağınızdan eminim. Size düşen, bu Job'u yemiş bir insan halen barış diyorsa ona asgari bir saygıyı esirgememek. Peki, budur. Peki. Onun için. Madem ki futbolcu arkadaşımıza atıfta bulundun, o zaman o futbolcu arkadaşımız, yani Barış Karabıyık alsın mikrofonu. Evet. Şimdi bir Türkmen olarak bu coğrafyanın sorununa bu kadar yakın bakıp, bir kere Kürt realitesini bu kadar rahatlıkla kabul etmiş birisi olmanızdan dolayı, bunun yanında özellikle Türk tarafımızın o zayıftan yana olan, o ezilmişten yana olan tarafını öne çıkarmanızdan dolayı sizi kutluyorum. Şu dakikadan sonra da size abi diye hitap ediyorum. Siz bunu hak ediyorsunuz. Öncelikle bunu söyleyeyim.
Şimdi sizi duyduğumdan bu yana benim içimde biraz heyecan var. Biraz da böyle kaygılar var. Yani umutlanıyorum ama biraz da böyle kaygılanıyorum. Mesela umutlanıyorum, bir Türk olarak Kürt realitesini bu kadar iyi kabul etmiş bir adam. Aynı anda Türkiye'deki siyasi iktidar belki Cumhuriyet tarihinde hiç kabul edilmeyecek derecede dile getirilmiş bir Kürt realitesi. Böyle bir ortamda şu anda bakın kurşun kelimesi kullanacağım ama bu bildiğimiz silahtan çıkan kurşun anlamında kullanmayacağım. Sizin gibi beyinlerin barışa sıkabileceği plastik anlamında kurşunlardan bahsediyorum. PKK'ya sıkılmış en büyük kurşun olduğunu düşünüyorum. Bu kurşunla PKK'dan hiç can kaybetmeden, sonuçta onlar da bizim çocuklarımız, bir şekilde dağa götürülmüş çocuklar. Hiç kan kaybetmeden onların bir an önce ana yurtlarına dönüp siyasal hayatımızda yerlerini alacağı günü ben heyecanla bekliyorum. Bu ancak sizin gibi bu realiteyi kabul edenler arasında olacağını düşünüyorum. Ama bunu düşünürken de kaygılarım başlıyor. Mesela nasıl kaygılarım başlıyor? Kürtlerin bölgedeki o bölgesel birinci sorunları, barınma, yeme, içme, giyinme, güvenlik gibi sorunların varken acaba diyorum siz de diğer bugüne kadar işte 90'lardan başlayan milletvekilleri gibi İmralı'nın sözcülüğünü mü yaparsınız diye korkuyorum. Mesela neden korkuyorum? Mesela batıdaki insanların benim Türk tarafımın hassasiyetlerini düşünmeden acaba Öcalan'a sayın der misiniz diye korkuyorum. Çünkü ben sıradan, Abdullah abi çok gülüyor bu söz ama ben sarı çizmeli Mehmet Ağa olarak ben büyük bir cesaretle hala bebek katili demiyorum. Çünkü o Kürt kardeşlerimin hassasiyetlerini gerçekten düşünüyorum. Bunun barışa da bir katkısının asla olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Ülke ablamla gerçekten üslubunu çok seviyorum. Yani düşüncelerimiz uyuşmuyor olabilir ama üslubunu, konuşma üslubunu çok seviyorum. Her zaman da dile getiriyorum, söylüyorum. Yani o az önceki o uzun böyle çok paranoya dolu cümlelere hiç gerek yok. Abla bütün mesele şu, ben çok daha rahat anlatayım size, çok daha kolay. Bana bir mail geldi. Bu mailde bir Bitlisli arkadaş şunu söylüyor. Kardeş diyor, seni izliyoruz, konuşmalarını birçoğunu takdir ediyoruz ama ben diyor Bitlisliyim, Kürt asıllıyım ama ne mutlu Türk'üm diyene diyorum. Ne diyorsunuz diyor. Bir saniye, şimdi oraya geleceğim. Ben de dedim ki, Ezel kendine Kürt demek istiyor. Sen de kendine Türk demek istiyorsun. Ben hiçbir şey demek istemiyorum. Bizim sen Ezel, bana değil mi? Evet. Tamam. Sen bana ne diyorsun dedim. Ben hiçbir şey demek istemiyorum. Ben herhangi bir şekilde tarif edilmek istemiyorum. Nokta noktayı ben koymak istiyorum. Ben ağaç olmak istiyorum. Ben ne bileyim çiçek olmak istiyorum. İlla beni bir şeyle tanıtmak zorunluluğu var mı bu ülkenin? Bu tercihi ben yapmalıyım. Onu ben söylemeliyim ama uluslararası platformda sistem böyle yürümediği için beni Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak tanıtın ve bundan çok mutluluk duyuyorum. Hiçbir problemim yok. Ama ülke içerisinde beni niye ayrıştıracaksınız? Niye bana Türk, Kürt, çiçek, böcek, arı, hiçbir tanesini istemiyorum bunları. Ben onu kendim doldurmak istiyorum. Ben bilgisayar programı olarak kendimi koymak istiyorum. Kimseyi ilgilendirmez bu benim tercihim. Ve ben ki umutlanıyorum sizi gördükçe, Sayın Şafak Pave'yi gördükçe inanılmaz umutlanıyorum. O Engin sizin sanatçı bakışınız, onun Avrupa'ya bakışıyla Türkiye bir yerlere geleceğini, çok renkli bir meclisin bizi beklediğini düşünüyorum. Bunları söyleyeyim. Bu arada ben sizin o bahsettiğiniz konuşmayı yaptığım dakikalarda çok ilginç bir tesadüf olabilir. Allah'ın hikmeti de olabilir. Sayın Hasip Kaplan başka bir televizyonda ben ya da biz mecliste Kürtçe konuştuğumuzda bölge halkı bizi kucaklıyor cümlesini kuruyor. O kadar güzel bir tespit ki. Yani onu benim Türk tarafımın kucaklaması gerekmiyor mu sizce? Yani barışı eğer benim, ben Kürtleri gerçekten Türk tarafımla kucaklıyorum. Samimiyetle kucaklıyorum. Türkleri de Kürt tarafımla kucaklıyorum. Burada bir problem yok mu sizce? Hasip Kaplan'ı zaten o bölge halkı her türlü kucaklar. Onu benim kucaklamam gerekmiyor mu? Buradaki insanların kucaklaması gerekmiyor mu? Barış dili bu değil mi? Evet. Benim sizden istediğim bu. Yani özellikle de anayasal, herkese söylüyorum bunu. Artık anayasada lütfen o nokta noktayı bana bırakın ya. Bunu ben doldurmak istiyorum. Ben ne olmak istiyorsam onu olmak istiyorum. Bu kadar basit bu iş evet. Yani. Evet. Peki. Yani mutlaka o konuşmayı izlediğine göre Barış Karabıyı tanıyorsun. İsmiyle müsemma Barış gibi. Evet. Menezo. Hem Türk hem Kürt. Biliyorsun o tarafını. Evet. Söyleyecek, sadece ekleyecek bir şey var. Nasıl ki Barış kardeşimiz kendisini kendisi tarif etmek istiyor.
ve karşısındakinden de buna asgari bir saygı bekliyor. Çünkü kendisi çok saygılı. Bizim bir şey dile getirirken gözetmek zorunda, hepimizin, benim de, sizin de, ötekinin de gözetmek zorunda olduğumuz bir tek şey var. Tutarlılık. Barış bu anlamda tutarlı. Ben bu özeni gösteriyorum. Bu özeni de kendim için bekliyorum. Kürtlerin talebi de aha işte size nasıl yansıtılırsa yansıtılsın, bundan daha fazla veya daha farklı değil. Biz kendi kimliğimizle yaşamak istiyoruz diyorlar. Buna saygı gösterin. Bunun da 2-3 tane alt başlığı var. Bunun şu an en önemlisi ana dilinde eğitim görmek istiyor. Şimdi siz doğuştan sahip olunan, bakın şöyle bir şey, bilimsel bir şeyden bahsediyorum. İnsanlar ana dilini iki aşamalı ana dilleriyle ilişkileri vardır. 7 yaşına, 6-7 yaşına kadar ana dilimizi hepimiz ediniriz. Yani annemizden duyarız, babamızdan duyarız. Bu bizim ana dilimizi edinmemizdir. Bu arada hep size arkam dönük, çok özür dilerim. Oturmayı ayağa kalk istersen Sürüse ya. Daha iyi vallahi öyle ya. Hep beraber kalkalım, ben de kalkayım böyle. Şunu da rahat atalım. Onu da atalım. Kamera takip eder nasıl? Tamam, tamam. Ana dil 7 yaşına kadar edinilir. İlk eğitimle birlikte ana dilinizi öğrenirsiniz. Öğrenmeye başlarsınız. Yani soru cümlesi nasıl kurulur, zarfı ne, edatı ne, zaman kullanımı ne, bunları öğrenirsiniz. Kürtler açısından sorun şöyle seyrediyor. 7 yaşına kadar edindiği bir ana dili var. Bununla empati kurmak çok kolay. Yani kendinizi sadece bir iki saniye onların yerine koyduğunuzda fazladan bir çabaya, samimiyete, yakınlığa ya da düşmanlığa gerek yok. 7 yaşına kadar edindiği ana dilini öğrenip geliştirecek bir mecraya gidiyor. Bu nedir? Okul. Okula gittiğinde o güne kadar hiç duymadığı bir dilde performans göstermesi bekleniyor. Hastalandığında anasının başını sıvadığı dil, ninni söylediği, ninni dinlediği dil, ana sütü kadar helal ve meşru olduğu dil birdenbire buhar olup uçuyor. Şimdi soruyorum. Kürtler diyorlar ki biz ana dilde eğitim görmek istiyoruz. Başbakan diyor ki ana dilde eğitim olmaz. Türkiye'yi böler. Böler. Şimdi Kürtler bu ülkenin resmi dilini tartışmıyorlar. Bu ülkenin resmi dili Türkçedir ve öyle kalacaktır. Ama isteyen, sadece Kürtler için de geçerli değil bu. İsteyen Ermeni yurttaşlar, isteyen Arnavut yurttaşlar, isteyen Laz yurttaşlar kendi ana diliyle eğitim görmek isterse Allah'ın müdahil olmadığına katkısı ya da soruları. Ali Bey lütfen. Rica dikim. Keremke, Keremke buyur. Şimdi benim demek istediğim şu. Kürt problemi bir macun gibi tüpten çıkmış. Bunu bir de içine girmesi mümkün değil. Ben de diyorum ki ben de ana dilden eğitimden yanayım. Başbakan duymasın. Ben de başbakan kimlikten duymasın yanayım. Ama ben de bunlardan yanayım. Ben bunları dile getirmedim. Çünkü Sırrı Bedemin diyor ki bana dışarıda. Niye peki bunları dile getirmeden birilerinden yani başbakandan mı çekiniyorsun? Ben bunu defalarca burada dile getirdim. Kürtçe ana dilde eğitiminden %100 yanayım. Kimlikten yanayım. Niye? Benim ana lisanım, benim asimile olmasın. Eğer Türkiye Cumhuriyeti beni bu kimliğimle kabul ediyorsa, benim kimliğimde anayasada yer versin. Ben bunu istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sen benim seçmenimsin. Senin asla AK Parti'ye oy vermemen gerekiyor. Ya onu böyle bir oksimoron durum. O ayrı bir konu. Vatçıtır alameti. Şimdi biz kavramının içini bütünleşmek istiyorsak, biz kavramının içini ne kadar geniş tutarsak o kadar bütünleşiriz. Biz kavramının içini ne kadar daraltırsak o kadar bölünürüz. Bu kadar basit aslında. Bakmayın size egemenlerin bin bir türlü
paranoyayla süsledikleri, cilaladıkları, tahrip ettikleri şeye. Bütün mesele biz kavramını nasıl tarif ettiğimizle ilgili bir şeydir. Onun için ana dilde eğitim meselesi bir ülkeyi böler mi? Eğitim ve öğretim bir ülkeyi, ikisi de bir ülkeyi böler mi, bölmez mi sorusundan daha hayati bir soru vardır. Ana dilde bir insanın eğitimini ve öğretimini engellemek insani mi, değil mi? Şimdi soruyorum size. Siz AK Parti ve Genelkurmay'a, AK Parti ve Genelkurmay'ı mı düşünürsünüz? Yoksa bu ülkeyi mi? Yani buna AK Parti mensuplarının bile AK Parti diyeceğini düşünemiyorum. Şimdi sorun eğer bu ülkeyi düşünüyorsak biz kavramının içini genişletebildiğimiz kadar genişletmek zorundayız. Bunu herkes yapmalı. Bu sözlerim sakın sadece hani size ya da bu düşünceyi yüksek sesle dile getirenlere değil. Biz kavramının içini geniş tutacağız ama bunu yaparken evrensel insanlık normlarından, insanlığın bugüne kadar binlerce cana kana mal olmuş ve artık bunu tartışmayı geride bırakmış olduğu bir takım kadim değerlerden taviz vermeden yapacağız. Bir insan çok basit bir empati, aynı tutarsızlık başbakanda da var. Almanya'ya gidiyor, asimilasyon insanlık suçudur diyor. Buraya geliyor, ana dilde eğitim olmaz diyor. Hayır. Yani derdim benim gerçekten bu mesele, bütün söylediklerimi tek bir cümleye indirgeyecek olursak, Kürt'ün haysiyet ve onuru, Türk'ün endişesi aynı kabda giderilmeden bu meselede bir adım atmamız mümkün değil. Mustafa Küpçü. Öncelikle sizin yaşam öykünüzü bir inceledim. Siyasal Bilgiler Fakültesindeki 2 yılınızdan dolayı sizin okul abinizim aynı zamanda. İlginç bir öykü. Bir sosyaliste yakışır bir şekilde başkalarının haklarını savunmak ödevini üstlenmişsiniz. Ve biz kavramının içini sanıyorum ki bir sosyalist öncelikle sınıf kavramıyla doldurmalı. Çünkü siz de biliyorsunuz ki dünya tarihi, insanlık tarihi boyunca yaşanmış her olayda, bütün ülkelerde sadece ve sadece bir sınıfın diğer bir sınıfa tahakkümüdür işin özeti. Böyle baktığımız zaman bence bu ülkede elbette ki önce biz Türkler, Kürt kardeşlerimizin haklarını korumalıyız. Ama bir bakıma bakıyorsunuz, örneğin size sormak istediğim, Güneydoğu'daki feodal kültürün, feodal yapılanmanın, oradaki silah ve uyuşturucu kaçakçılığının bu kavgada hiç yeri yok mu? Ya da düne kadar bütün varlığını, zenginliğini, şahsiyetini başka ülkelerini sömürerek kazanmış bir Fransız madamı Mitterrand'ın Kuzey Irak'taki Kürt parlamentosunda iki liderin arasında oturmasının sebebi Kürt halkına dostluğu mudur? Yani emperyalist güçlerin, bütün halkları sömüren insanların, o kitlelerin, halkları sömürme üzerine kurulu o ahlaksız düzenine son vermeden halkların kardeşliği mümkün müdür? Benim ülkemde bu feodal düzen sürüyorsa, bir yandan farklı sınıf kesimlerinde bulunan Kürt'ü, Türk'ü bir arada çok güzel yaşıyorsa, Kürtler bu ülkenin bütün coğrafyasına dağılmışsa, biz burada Kürt kökenli arkadaşlarımızla en ufak bir sorun yaşamıyoruz. Çünkü aramızda bir sömürü mekanizması yok. Siz bir sosyalist olarak olaya böyle bakmanız gerekmez mi? Elbette katılıyorum. Bakın, bir Dışişleri Bakanımız dışarıda çıkıyor, diyor ki Türk Ocakları'nın toplantısında, biz hedefimiz Türklerin tarihe muhteşem geri dönüşüdür diyor. Bir Türk olarak ben bundan kaygı duyuyorum. Çünkü yeri geliyor Türk Ocakları'nda böyle konuşan, yeri geliyor başka bir yerde, örneğin yurt dışına başka türlü konuşuyor. Ya da bir başka çelişki, Sayın Ahmet Türk Londra'daki Kürt merkezinde bölünmüş Türkiye haritası önünde konuşuyor. Biz bölünmeden yana değiliz dedikleri halde o haritayı kaldırın oradan. Biz Türk kardeşlerimizle üniter devlet yapısı içinde yaşayacağız, sorunlarımızı çözeriz demiyorlar. NATO karargahlarında ya da uluslararası pek çok yerde, Pentagon'da bölünmüş Türkiye haritaları var. Ve
biliyoruz ki çekiç güç bir şekilde farklı bir görev yaptı bu Türkiye'de. Siz bir sosyalist olarak bu kaygılarımı paylaşmıyor musunuz? Peki. Teşekkür ederim. Eyvallah. Cevap verin. Tabii. Şimdi siz bir sosyalist misiniz? Samimi olarak söylüyorum, evet. Evet. Sadece beyanınız yeter. Ama peki nedir bu vatan kavramı üzerinden tarifiniz? Vatan? Yani çok mu, ben buna itiraz etmiyorum. Evet. Yani sadece siz böyle bir o kadar kendinizi Türk olarak bir merkeze koyuyorsunuz ki bir sosyalist olarak bunu dile getirmenizi yadırgadım. Ben sınıfsal bakış açımı söyleyeceğim. Önce bununla başlayayım istedim. Yalnız ben kendimi Türk olarak koymamın sebebi anne babamın Türk olmasından kaynaklanıyor. İşte yuhlatıyor. Bu da çıkıp ya kardeşim sen niye benim inancımı yuhlatıyorsun? Sen inancın yüzünden bir sürü sıkıntılara uğradığını söyleye söyleye iktidara gelmiş bir insansın. Üstelik böyle bir baskıya da bir dönem maruz kalmışsın. Yani sende hiç vicdan yok mu? Niye benim inancımı demiyor, bu kadar demiyor? Peki. Dolayısıyla hani statükonun iki bileşeni i̇ki bunlar. Al birini var. Vur ötekine. Peki. Biri gündüz bekçisi, biri gece bekçisi. Buyurun. Buyurun Abdullah Avcı. Şimdi Sayın Başbakan Kılıçdaroğlu ile ilgili alev ediyor. Ben bir televizyon programında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçe'nin Kılıçdaroğlu'nun annesiyle ilgili Ermeni asıllı olduğunu falan da söylemişti rahmetli Yemuş Hanım'ın. Bu da olabilir yani bu çok... Olamaz. Olabilir mi? Küçümsenecek bir şey. Bu olamaz. Bu nefret suçudur. Bu artık insanlık bu duruma gelmiş. Evet. Şimdi bu olabilir dediğimiz anda zaten kıyamete giden yolu döşemeye başlıyoruz. Niye olamaz biliyor musunuz? Yani bir insanın inancı, milleti, dini falan bunlardan dolayı herhangi bir baskı, töhmet, itham bunlarla bulunmak insanlık suçudur, nefret suçudur. Başka bir şey söyleyeceğim. Olabilir demenizde aslında olamaz diye gürledim ya. Çok değil işte. Radikal gazetesinde Pınar Öğünç önceki gün yazdı. Dicle Üniversitesi'nde bir tarih yardımcı doçenti Ermeni halkını aşağılayan, büyük hakaret içeren ve büyük nefret suçu barındıran, üstelik de büyük bilgi çarpıtmalarıyla bir soruyu sınav sorusu olarak öğrencilerine soruyor. Onu eğer tarih alanında yardımcı doçent, eğer bu ülkede bilim gerçekten en hakiki mürşid olsaydı, onu o okulun birinci sınıfından ikinci sınıfına geçirmezdi. Bunu getirmişler, yardımcı doçent etmişler, bir halkı aşağılıyor, bunu sınav sorusuna dönüştürüyor. Bütün bunlar da yetmezmiş gibi özür kabahatinden büyük bir de çıkıp bunu savunuyor. Peki. Buyurun. Sırrı Bey, şimdi bu programa katılmadan önce sizinle ilgili düşüncelerim farklıydı. Bu programa katıldıktan sonra daha değişik düşünüyorum. Bence artık siz siyasetçisiniz. İyi mi kötü mü değişti? Nasıl? Onu söyleyeceğim. onu söyleyeceğim. Şimdi yönetmenliği bir kenara bırakalım. Başarılarınız var. Bu ayrı bir şey. Ondan dolayı kutlarız. Fakat artık siyasetçisiniz. Biz sizi burada siyasetçi olarak ağırlıyoruz. Sizin söylemleriniz bana çok provokatif anlamda bir takım uç noktaları zorluyorsunuz gibi geliyor. Mesela konuşmanızın ilk başında dediniz ki YSK işte şöyle bir hata yaptı, sonra amiyane tabirle tırnak içinde devlet tükürdüğünü yaladı dediniz. Bakın bu konuşmalar kimseye fayda vermez. Ne Kürt halkına ne Türkiye halkına kimseye fayda vermez. Bence birazcık daha seçici konuşmanız lazım. Birazcık daha itina göstermeniz lazım konuşmalarınızda. Özür dileyerek söyledim. Başka da onu karşılayacak bir durum bulamadım. Bakın bu birçok kesimi inanın çok sıkıntıya sokar. Mesela rencide kim? Öder. Mesela Aziz. Ben inanılmaz derecede sıkıntı duydum. Niçin? Bundan dolayı ben yaklaşık 6-7 aydan beri burada programa katılımcı olarak katılıyorum. Ben de Kürt halkının sorunlarından dolayı sıkıntılarımın olduğunu söylüyorum. İşte 40-50 bin insan öldüğü, 500-550 milyar dolar paraların gittiği falan bundan dolayı biz de müzdaripiz. Ama bunu bu şekilde uç noktada kaşıyarak söylemlerde bulunaraktan çözemeyiz. Bunun neresi uç Aziz Hocam? Şöyle, yani bunun... devlet asla tükürdüğünü yalamaz Sayın Sırrı Bey.
Öyle mi? Evet, asla tükürdüğünü yalamaz. Peki yani, niye geri adım attı? Hayır, geri adım attı diye bir şey yok. O kuralları uyguladı çünkü siz bir de şöyle söylüyorsunuz, statikocu bir AK Parti var diyorsunuz. Yüksek, siz siyasal okumuşsunuz ama zannediyorum bitiremediğiniz için bilmiyor musunuz bilmiyorum ama Yüksek Seçim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, Danıştay ve Yargıtay birinci sınıf hakimlerden oluşan bağımsız bir kuruluştur. Bunun hükümetle, AK Parti ile bilmem neyle falan uzaktan yakın alakası yok. Öyle uygun görmüşlerdir. Sonra da ihtiyacı olan belgeler adaylar tarafından götürülmüştür. Olay çözülmüştür, bitmiştir. Yok ki böyle bir prosedür. Hakimler var diyorsa vardır Sayın Sırrı Bey. Yani bakın şimdi, önce Yüksek Seçim Kurulu bir mahkeme değildir. Yargıçlardan müteşekkildir. Doğrudur. Evet. Bir kurumdur. Kurumdur, evet. Ve onun kuralları vardır. Yargıtayla, Danıştayla ve yüksek mahkemelerle anayasal metinde aynı kabda tartılmaz. Üstelik yasama başlığı altında zikredilir. Evet. Siyasaldan erken cezaevine girdim ama anayasa hukuku okumuştuk. Peki. Peki bu sizin amiyane tabirinizde devletin tükürdüğünü yalamasındaki en büyük etken halk direnişidir. Halk direnişi, evet. Derken insanların içeride 20-30 kişi çalışan bankalara molotof atması mıdır? Evet. Güneydoğu'daki belediyelerin devletin belediyesidir onlar. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyesidir. Onların iş makinalarıyla devletin kolluk kuvvetlerine sürmesi midir araçlarını? Molotof atması mıdır bunlar? Bunu nasıl bana izah edersiniz? Bir de dediniz ki Arnavut'u da konuşsun. Ben Arnavut'um, sizin de burada sabaha kadar Arnavutça konuşabilirim. Türkçe konuştuğum Siyemir. Gibi. Efendim? Siyemir diyorum. Mirim şükür. Yuvesiyeni. Güzel. Dersem. Siz en fazla bunu biliyorsunuzdur, evet, diye tahmin sadece ediyorum. Sadece onu biliyorum. Sadece, evet. Onu biliyorsunuz. Evet. Siz biraz evvel Mustafa Çingay'la bir şeyler konuştunuz. Hı hı. Bu ikinizin arasında ve bizi izleyen Kürt kardeşlerimizin anlayacağı şeyler ama bu 74 milyon insanımız da maalesef, yani sizin açınızdan öyle o şekilde söylüyorum. Kürt değil. Türkçeyi de benimseyen insanlar var. Ben Arnavut'um. Ana dilimde Arnavut. Arnavut anne babadan dünyaya gelmişim. Çocukluğumdan beri evimde konuşuyorum ama asla ben ana dilde Arnavutça istemiyorum. Evet. Sırrı Bey. Ben bu istemediğiniz bir şeyi size zorla verecek kudrette de değilim. Böyle bir dayatmada da bulunamam. Ama beni bağışlarsanız Aziz Nesin'in bir Arnavut tarifini size de çok uyuyor. Bir bitireyim isterseniz. Değil. Evet, yok, söylesene hemen Aziz Nesin. Tabii buyurun. Tamam. Buyurun. Onurlandırıcı bir şey. Yani bir yok, şey hiç fark değil, etmez ama. Bizim için. Biz kendimizi zaten biliyoruz. Aziz Nesin derdi ki bir Arnavut'u 100 kişinin içinden nasıl ayırdı dersiniz? Boyu en kısa olduğu halde en uzun duran Arnavut'tur derdi. Böyle bir o dik duruş anlamında Arnavutları överdi. Buyurun. Güneydoğu'daki Kürt meselesiyle ilgili AK Parti'nin demokratik açılımı diyelim biz genel olarak. Sonradan bir takım isimler değişti. Dediniz ki AK Parti'nin uzattığı yer Firavuni yer. Biz de siz Musevi elinizi duymak istiyoruz. Nedir siz Musevi eliniz? Bir de siz Musevi elinizi anlatın da biz de ondan dolayı ikna olalım. İnsani diyelim. Efendim? İnsani. Ama İnsana AK yapmış. Parti için siz Firavuni kullanırsanız Firavuni karşı da Musevi'dir. Biz olur, de sizden olur, onu istiyoruz. Olur onu da söyleriz. Evet, madem yani biz de, mutlu bir de dediniz ki Mustafa Çingay'a madem AK Partilisin keder içindesiniz. 12 Haziran'da bu ülkenin Allah başka keder vermesin. Evet. Yani. Aynı şey sonuç itibariyle 12 Haziran'da bu ülkenin yaklaşık %50'si keder içinde olacak. Bundan haberiniz var mı Sırrı Bey? Bekleyip göreceğiz. Ben sadece Gergerli hemşerim Kürtlüğüne özel bir vurgu yaptı. Evet. AK Parti Güneydoğu'dan da bayağı iyi oylar alıyor biliyorsunuz, evet, değil mi? Evet, hepsi için. Onların hepsi kederli diyorsunuz. Hepsi yani için bu diyeceğim geçerli. Çünkü evet, bu meselenin çözümünün önündeki en büyük engel haline gelmiştir. AK Parti. Bugün bu meseleyi askere etti. Ama siz de bu konuşmalarınızda, bu söylemlerinize engel katıyorsunuz, haberiniz olsun. Bakalım, şimdi siz bitirin, ben cevap vereceğim. Ben bitirdim Sırrı Bey. Tamam, cevabı almadan önce Ermeni meselesi geçince ben hemen bir menzartada bir şey söyleyecek. Söyleyeceğini söyle, sorunu sor çünkü araya gideceğiz. Ondan sonra ortak cevapları alacağız. Bilmez ben aradan sonra konuşayım. Yok çünkü söyle söyleyeceğini sen. Hayır, söyleyeceğim aradan sonra çünkü biraz uzun. Yani o kadar arkadaşlarım kadar uzun bir şey söylemek istiyorum. Hayır, ne söyleyeceğini söyle, hemen reklama gideceğiz. Cevabını peki alayım. Şöyle söyleyeyim o zaman. Ben birincisi olaya şuradan bakıyorum. Bütün dünyada şu anda emperyal bir güç var. Ve sömürenler sömürülenleri bölmek için sürekli böyle hakları ortaya atarlar. İşte kadın hakları derler, erkek kadın birbirine bölünür.
İşte başka bir hak derler, hayvan hakları derler, hayvanı savunan ve savunmayan diye bölünürüz. Ve biz bu oyunların içinde hep oynarız maalesef. İçine katılırız. O yüzden hiçbir zaman hakları savunmadım. Ama internet hakkı, yani yasaklanmaların her zaman karşısında oldum. Çünkü bizim, yani ezilenlerin maalesef sesini çıkartabildiği bir tek yer var. Onu da şu anda faşist bir yapıyla engellemeye çalışıyorlar. Sırı Bey'e aynen katılıyorum. Irkçılık bu milletin bilmeden artık omuruna işlemiş durumda. AK Parti bugün, AK Parti'nin lideri olan kişi bugün Kılıçdaroğlu'nun Aleviliğini yuhlatıyor. Ben Ermeni olarak şunu dediğim zaman, ben ana dilimle eğitim görüyorum bu ülkede. Gurur duyman lazım ülkenle ya. Demokrasi var. Ana dilimle eğitim gördüm, öğretim aldım ve bölmüyorum. Bu demokrasinin örneğini sen yurt dışına verebilirsin dediğim zaman, işine geldiğinde zaman işine geldim gelmediği için beni Lozan vatandaşı ilan etti. Halbuki bu örneği alıp Kürtlere uygularsa, bugün Kürt altına uygularsa, bölünmeyeceğini de görecek. Çünkü karteller şu anda, emperyalist güçler buranın bu yarayı bu şekilde kaşımak istiyor. Bunu artık görmeliyiz. İnsanlar, CHP için bir şey söyleyeceğim. Ben bunu dile getirdiğimde Sayın Kılıçdaroğlu sustu, cevap veremedi. Buradaydı kendisi. Bir milletvekili meclise girerken öğrencilerin haklarını savunmak için bunlar Yunanlı mı dedi. Yunanlı olmak hakaret değildir. Küfür de değildir. Niye örnek veriyorsun? Niye kötü örnek olarak bunu veriyorsun? İşte bu bizim omurumuza işlemiş, bu ülkede farkında olmadığımız ırkçılıktır. Bugün biz AK Parti'yi demokrasi getirsin diye halkın bir bölümü seçti. Ama bugün kendisi kartelleşiyor. Kendisi statik oluyor. Bunu da hep gördük. Peki, daha önce noktalı virgül. Reklamlardan sonra devam ediyoruz. Evet, siyaset meydanı devam ediyor. Daha doğrusu son bölümde birlikteyiz. Sırrı Süreyya Önder'le birlikte Halkın Meclisi'nin sorularını yanıtlamaya devam ediyor. O da iki soru, daha doğrusu Abdullah Avcı'dan sorularını almıştık. Bir menzartar o bölümün sonunda görüşlerini iletmişti. Ve hemen Sırrı Süreyya'dan cevaplarını alalım. Şimdi, bitti mi, bitmedi mi? Ben bitmemiştim. Bir cümle, bir cümle ne olur, arkadaşlarımız bekliyor. Tabii tabii, kusura bakmayın vaktinizi aldığım için. Benim için şöyle özetlemek istiyorum. Sol görüşlü bir insanım. Toprağımı seviyorum. Bunun çizgilerin ne olduğu önemli değil. Ve insanımı seviyorum. Bu insanı kesinlikle ayırmayı istemiyorum. Biraz önce Ermeni kimliğimi ortaya koymam benim için aslında bir şey ifade etmiyor. Çünkü öncelikle insanım. Sol görüşlü bir bakış açısında ben sınıfların ezildiği bir yerde etnik ayrımın yapılmasını mantıklı göremiyorum. Ama eğer Sırrı Bey şunu söylüyorsanız ben ona katılıyorum. Bugün ezilen işçi sınıfının büyük bir bölümü Kürtleşmiştir. Evet, doğru. Bu sadece Türkiye'yle sınırlı değildir. Avrupa'da da bu hale gelmiştir. Çünkü o insanlar Avrupa'ya da sürüldü. Belki 1 milyondan fazla Kuzey Irak'tan sonra. Bu insanların kendi kültürlerini yaşama hakları için her türlü mücadelede yani verdiğiniz mücadeleye saygı duyuyorum. Ama birilerine sen demokrasi, yani ben görüşüm şu, birileri yanlış yaparken siz bu yanlışlara karşı durduğunuz zaman, aynı yanlışı kendiniz yaptığınızda da bunu doğru görüyorsanız ben burada bir problem var derim. Taksim'de bomba patlatıyorsa birileri, ben burada bir yanlış var, bir sorun var derim. Birileri Diyarbakır'da gidip statikodun gücünü kullanabilmek için, emperyal güçleri bu ülkeye sokabilmek için, insanların etnik ayrımını, sadece bakın, etnik ayrımını bahane bularak onlara copla işkence ediyorsa ve bunun yansıması olarak siz de Taksim'de bir bomba patlatıyorsanız bence burada bir problem var. Ben bu durumda insani bakış açımla rahatsız olmaya başlıyorum. Belki ben çok iyi niyetliyim ve çok saf bakıyorum belki konuya. Ama beni rahatsız eden nokta bu. Ve evet, kesinlikle de şunu söylemek istiyorum. Kürt toplumunun ürettiği bütün bir örgütü ya da bir örgütün hepsini katmıyorum buna. Ama içinde, size de bu fırsatı vermek istiyorum. İçinde, şiddetlerin içinden terörü uygulayan bazı kurumlar da var. Bunları da kınamak yanlış mı? Bunu sormak istiyorum peki size. Tamam. Teşekkürler. Evet. Cevaplarınız. Ha, ben zannettim. Yok, hayır hayır. Önce cevapları alalım da dağılmasın fazla. Peki. Sayın Avcı'ya önce bir cevap vermek istiyorum.
AK Parti iktidarı eğer gerçekten tarif ettiğiniz gibi ise bunu göstermesi çok kolay. Yani burada ben eleştirilerimi söyledim. Siz bunun böyle olmadığını söylediniz. Önümüzde daha üzerinden bir yıl geçmeden bütün dikişleri patlamış bir anayasa var. Ve bu toplumun gündeminde anayasal vatandaşlık tarifiyle yola çıkılan, tekleştirici olmayan, çok kültürlü, çok kimlikli, dünyanın gereklerine, zamanın ruhuna, insanın yapısına uygun bir anayasa yapma fırsatı var. Bu anlamda başbakanın da önünde her gün bir kürsü fırsatı var. Birinde Allah rızası için bu dediklerinize yakın bir şey söyler. Biz de deriz ki yanılmışız. AK Parti'de barışa gönüllü, statükonun böyle bir bileşeni değil falan. Ama görünen o ki bu anlayış o kadar ipucu ve o kadar kesin bir emare hükmünde ki buradan böyle bir barışa dönük adım beklemek karşıdakinin kimliğini, karşıdakinin demokratik taleplerini ne bir pay tanımak biraz verili koşullarda çok uzak bir serap gibi gözüküyor. Gelelim Bime'nin söylediklerine. Şimdi aslında topyekün burada konuştuklarımızı bu vesileyle bir bağlayabiliriz. Bütün bunlar şunu gösteriyor hepimize. Ben de kendi payıma bundan düşen sonuçları çıkarmalıyım. Sizler de bunun üzerinde düşünseniz ne iyi olur. O da şu. Bu mesele eskiden şöyle denirdi. Herkes bunu hatırlar. Daha çok uzak bir geçmiş değil. Bir insan Kürt meselesi üzerinde konuşmaya başlayacağı zaman söyle bakalım PKK terör örgütü müdür değil midir? Ya da kınıyor musun değil mi? Kürt meselesi. Hayır, seninle ilgili değil. Başka bir olguya. Ben orada değinmek istiyorum. Ben PKK terör örgütü mü değildir diye böyle bir şey yapayım. Sırısıya 1994'ten beri siyaset meydanlarında Kürt meselesi konuşulduğunda sorulan bir yaygın soruyu aslında hatırlatıyor ve dinlendiriyor. Evet. Daha da ondan önce Kürt var mıdır yok mudur? O çok eski. Ama çok da eski değil yani. 80'ler. Çok eskidir. 80'lerin ne var yani daha 30 sene geçmiş. Hatta 80'lerde 20 sene. Şimdi sordular, sen niye bu ülkede askerlik yapıyorsun? Hı. Kendi ülken var, git dediler yani. Şimdi o zaman bu sorunun iki cevabı vardı. Birisi suçtu. Yani diyelim ki siz suç olmayan cevaba dair bir düşünceniz var. Bunu dile getiremiyordunuz. Çünkü Kürt demek bile bir suçtu bu ülkede. Bütün bunlar şunu gösteriyor. Bu dar aralıklarda tartışmaktan çok daha fazla ve büyük ve hayati bir sorunla karşı karşıyayız. Bunu burada bu konjüktürde sizi mutlu edecek cevaplar vermiş olmam ya da sizi mutsuz edecek, sizi derken bir mesele değil böyle sana dönüp konuşuyorum, yaygın görüşü diyorum. Ya da tersini söylemiş olmam mutsuz edecek, bu sorunun kendisinin üzerinde ne kadar da tartışılması gerektiğini ve konuşulması gerektiğini gösteren bir şeydir. İnsanlardan, sivil siyaset alanlarından iterseniz, konuşma hakkına ambargo uygularsanız, en basitini söyleyeyim, bir seçim kampanyası yürütüyorum ben. Şaka yollu söyledim, İstanbul'un en kalabalık mitinglerini yapıyorum. O gün Şişli seçim büromuzun açılışını yapacaktık. 1000-2000 arası halkımız geldi. 6-7 bin tane sivil resmi polis geldi. 2 tane de helikopter. Hepsini anladım dedim. Bu bir helikopter de tamam. Bu ikincisi ne geziyor üzerimizde? Ne yapıyoruz biz? Benim diğer adaylardan farkım ne? Ondan birkaç gün sonra
bir protesto için, ateşkes ihlali protestosu için İstiklal Caddesi'nde Galatasaray Lisesi'nin önünde bir araya geldik. Yürütmeyeceğiz dediler. İyi yürütmeyin dedik. Herkes dağılmaya başladı. Ben o kalabalığın içindeydim. Naklen anlatıyorum size. Hani duyduğumu değil, pardon, yani bizatihi içinden anlatıyorum. Polise taş atılmadı mı, şişe atılmadı mı? Atıldı, atıldı, atıldı. Evet, 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 evet. Evet, hayır, molotof yoktu efendim. Ben oradaydım. Polis de terörle şube müdürünü tanıyanlarınız var, sorun. Poliste de böyle bir bilgi yok. Su şişeleri atıldı çünkü bu bir kitle öfkesi var. Ona karşın, ona karşın gaz bombaları ile ortalık cehenneme döndü. O gaz bombalarının üzerinde kapalı alanda kullanılamaz ibaresi var. Fakat polisimizin bu konuda öyle sabıkaları var ki, hatırlayın 2 yıl önceki 1 Mayıs'ta 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen birisi hastanenin acil servisine kaçınca hastanenin acil servisine gaz bombası attılar. Böyle fütursuz bir yaklaşım. 4 saat ben orada gaza maruz kaldım. Bununla da bitmiyor. Bayrampaşa seçim büromuzun açılışını yaptım. Kamu emekçilerinin düzenlediği bir dayanışma gecesine gidiyordum. Arabadayız. Bir tane Darı Dünya arabamız var. O da bizim değil. Bize bir arkadaşımız tahsis etmiş. Vatan Caddesi'nde etrafımız birdenbire polis arabalarıyla çevrildi. Ne? İhbar aldık. Araçta arama yapacağız. Şimdi bunları yapabilirsiniz. Ne olur yani, ararsınız. Ben silahlı külahlı gezen bir adam değilim. Silahlı külahlı bir adam olsam meclise talip olmazdım. Ben bu meselenin barış koridorunda, güvenli bir koridorda çözülmesine talip olmuşum. Onun için ben zaten dil olarak bu tercihi yaptığım andan itibaren bunun ruhuna uygun davranmasam kendimi inkar etmiş olurum. Bununla ama şu gösteriliyor. Sen seçim kampanyası yapmayacaksın kardeşim. Evet. Yapamazsın kardeşim. Bu aynı şekilde diyelim ki Sultan Gazi'de miting yapacağız. Gazi Osman Paşa'nın çıkışına karakol kuruluyor o gün. Oradan mitingimize gelmek isteyen araç, yaya kim varsa tutuluyor. BDP, efendiler yani vurun ama dinleyin. BDP mecliste grubu olmasına rağmen seçim yardımı alamayan tek siyasal parti Cumhuriyet tarihinde. Bize tahsis edilen bu para gaz bombalarına ve o helikopterin yakıtına tahsis ediliyor. Ondan sonra bu stoku da erken tüketmişler. 2.3 milyon örtülü ödenekten para tahsis edilip bu yoksul halkın cebinden 125 bin adet bomba alıyor, bomba yeniden alıyorlar. Sorular bekliyor. Evet, Canan Sezenler. Sırrı Bey, bu programa sizin geleceğinizi öğrenince ben sizin sadece yönetmen kimliğiniz olarak tanıyordum ve tamamen tarafsız, çünkü politikada yeni olduğunuz için dedim ki sizi en iyi tanıyabilme yönüm ne olabilir? Sizin röportajlarınızı ya da demeçlerinizi okumak, yani sizin sözleriniz sizi tanımlatır. Ama okuduğumda bazı şeyler beni çok hayrete düşürdü. Dolayısıyla siz karşımdayken anlamadığım şeyler oldu. Anlamadığım şeyleri lütfen bana söyleyin. Çünkü biraz önce dediniz ki cevaplarımdan mutlu olabilirsiniz, mutsuz olabilirsiniz. Benim böyle bir beklentim yok. Yani cevaplarınızdan mutlu ya da mutsuz olmak gibi. Benim sadece sizin söylediklerinizi doğru anlama beklentim var. Onun için birkaç tane sizin söylediğiniz şeyi söyleyeceğim. Lütfen bana söyleyin ki ben de yanlış ya da doğru anladığımı anlayayım. Şimdi mesela 26 Nisan'da diyorsunuz ki Yön Radyo'da, bu seçimlerde halkın savaşı ya da barışı oylayacağını söylüyorsunuz. Şimdi biraz önce arkadaşım konuştu, Ülke Hanım. Ülke Hanım'a dediniz ki siz zehirli bir dil kullanmamak gerekir. Ayrıştırıcı bir dil kullanmamak gerekir ve bunu söylerken de
Ülke Hanım'ın işte KCK ve PKK ile ilgili aslında herkesin bildiği kayıtlarda geçen, yani basında yer alan bilgileri burada aktarmıştı. Siz orada dediniz ki zehirli bir dil kullanmayalım. Şimdi ben de sizin sözlerinizi anlamak istiyorum. Şimdi diyorsunuz ki bu seçimlerde halk savaşı ya da barışı oylayacak. Sonra diyorsunuz ki bu YSK'nın kararından sonra diyorsunuz ki Diyarbakır'ın, Urfa'nın, Mardin'in, Hakkari'nin meydanlarında bu millet taşa, sopaya, gaza, bombaya karşı elini kaldırmadan oturuyor. Ne edeceksin? İmha mı edeceksin diyorsunuz. Devam ediyorum. Tek tek cevap verir mi? Sonra bu... Bence tabii, de öyle olsun. Tamam, çok Canan, daha doğru. Evet, önce lütfen. Sırrı Süreyya cevap versin, sen tekrar ikinci sorunu sor. Üçüncü. İlk soru savaş mı, barış mı meselesi? Bu seçimlerde savaş ve barış oynayacak demişsiniz. Aynen öyle söyledim ve aynen öyle düşünüyorum. Bu nasıl olacak? Şimdi bakıyoruz. Bu biraz önce bahsetmiştim. Biz kavramının içini geniş tutmak, bütünleşmenin tek yolu. Matematik bir şeyden bahsediyorum. Bir subjektif düşünceden bahsetmiyorum. Ortada bunu biz kimiz kavramının içine ne kadar geniş tutarsanız o kadar bütünleşmiş olursunuz ve bu bölünme endişeleri de o kadar izale olur. Şimdi siz diğer bütün düzen partilerine bakıyoruz. Yani AK Parti, CHP, MHP halihazır bu yarışta olan partiler. Bunların kullandıkları dil barışın dili değil. Barışa hizmet etmeyen her dilde savaşa yol açar. Bu böyle. Çünkü artık bu mesele gelmiş insanların burasına dayanmış. Niye barışın dili değil? Çünkü bu halkın en temel insani taleplerini birisi tartışmıyor, öbürü de ağzını almaya cesaret edemiyor. Yine en net tavrı koyan MHP. Ne düşünüyorsa onu söylüyor. Şimdi bu dil barışa hizmet eder mi? Benim düşüncemle etmez. Evrensel normla da etmez. Tarihte bizim sıkıntılarımızı yaşamış toplumların deneyimlerine bakıyoruz. Onlar da etmemiş. Bunun tersi yaklaşımlar sürekli bu toplumları bulundukları noktalardan daha iyi bir yere taşımışlar. İkinci sorunuz taş neydi o? Diyarbakır'ın, Urfa'nın, Mardin'in, Hakkari'nin meydanlarında bu millet taşa, sopaya, gaza karşı kaldırmadan oturuyor. Ne edeceksin? İmha mı edeceksiniz? Evet. Ne yapacaksın? İmam edeceksin. O sivil itaatsizlik eylemleri kastediliyordu. İnsanlar çadırlar kurdular. Sivil itaatsizlik çadırları. Bu dünya halklarının tarihinde meşru bir yöntemdir. Yani biz bunları düşünürken lütfen evrensel normların fazlaca gerisinde kalmayalım. Ya da en az savcılar kadar cesur olalım bu konuda. Yani artık sivil itaatsizlik bir suç değildir. Peki bu, siz bunun gerçekten sivil itaatsizliğin doğru yapıldığına inanıyor musunuz? Gerçekten sivil itaatsizlik miydi onlar? Efendim, yani gerçekten sivil midir diyorsunuz? Ben evet oradaydım. Yani çünkü bizim izlediğimiz şeyler ekranlarda çok farklı. Sorun zaten orada. Ben oradaydım. Şimdi aynı zamanda yönetmenim. Kurgu denen şey yani bir meselenin bir görüntü elinizde olduğu zaman nereden başlattığınız seyirci algısında o meselenin nasıl anlaşılacağını da tayin eder. Nerede kestiğiniz gibi tıpkı. Tamam mı? Şimdi bakıyoruz öyle bir yerden başlatıyorlar ki en basiti Sabahat Tuncer'in yaşamış olduğu o hadise polisle çekişmesi. Eğer o film 2 dakika öncesinden halkla paylaşılsa o görüntü hadise şöyle cereyan ediyor. İnsanlar oturuyorlar. Sivil itaatsizlik. Hiçbir şey yapmıyorlar. Bunlardan Diyarbakır'da olana ben kendim içindeydim. Oradaydım. Bir parkta trafiği kesmeyecek bir yerde insanların günlük yaşantısına müdahale edilmeyecek hayatın günlük akışını güçleştirmeyecek bir alanda yani parkta bir çadır kurulmuş. İçerisi serbest kürsü gibi. Biraz sonra onunla ilgili bir konuşma anlatacağım. İnsanlar çıkıyorlar, dertlerini anlatıyorlar, oturuyorlar. Serbest kürsü. Söz veren yok.
bir hiyerarşi yok, bir sıra yok. Konuşmak isteyen konuşanın arkasına geçiyor, o bitirdiğinde o alıyor. Bütün hadise bundan ibaret. Oraya o kadar çok bomba atıldı ki, ya insan düşmana atmaz. Barışı mı savaşı mı oylayacağız diyoruz ya, bu ülkenin en resmi, en büyük yetkililerinden birisi bir kısım sözde vatandaşlar diyor. Efendiler, cumhuriyetin sözde vatandaşı olmaz. Cumhuriyetin herkes, cumhuriyetse herkes özde vatandaşıdır. Kim bunu söyleyen? Genelkurmay Başkan. Bir kısım sözde vatandaş diyor. Şimdi bu barışın dili değildir. Ya kimi hariç tutarsan tut. Şimdi, Sarı Bey gelecek. Ama bakın haksızlık yapmayın. O sözde vatandaşları ne için söyledi biliyor musunuz? Ne için söyledi? Kendi esnafına, kendi halkına. Hiçbir şey içeride için bankada söyleyemez. Hamile memurlar varken molotof kokteyli atan vatandaşlara karşı söyledi bunu. Yapmayın. Hiçbir şey için haddi değil. Bakın, kimseye sözde kimse vatandaş söylemiyorum. Bu vatanın sahibi o mu? Benim bunda hakkım yok mu? Senin yok mu? Ötekinin yok mu? O zaman şunu da kınayın lütfen. Şimdi, bir bankada memurlar varken içeri molotof kokteyli atmak, diri diri onları madımak gibi yakmaya cesaret etmek nasıl bir şeydir? Kınadım onu, kınadım. Yapmayın ne olur. Şimdi. Yani bir şey söyleyeceğim bakın. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben şuna kınadım, çok efendim, inanıyorum. Bakın dün Kurtuluş Savaşı sırasındaki gazeteleri okudum. Ve inanamadım biliyor musunuz? İtalya, Fransa, Almanya ve Amerika'nın Türkiye'yi paylaşırken sen oradan çık, hayır orayı ben alacağım, şurada mandayı ben yapacağım, ya İzmir tarafı iyi, Yunanlılar girdi ama ya siz çıkın buradan pazarlıklarını okudum o günkü gazetelerde. Şunu da ve okudunuz dolayısıyla mu? Bakın bir şey, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Atatürk Dersim mebusu Diyarbakır'a diyor ki, ya bunlar içeriye buraya kadar gelirlerse Dersim dağları bizi saklar. Bizi saklar mı dediği Dersim dağlarına çok değil 12 sene sonra bomba yağdırıyorlar. Şimdi birbirimize tarih anlatmaya gerek bakın, yok. Ben de biliyorum. Daha dinlemiyorsunuz gelelim. Biliyor musunuz? Hayır, şuna, bakın dinlemiyorsunuz. Sorunuza benim cevap söylediğim vermedim başka de, bir şey için. Diyorum ki şu anda bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı nüfus cüzdanı taşıyan herkes benim vatandaşımdır. Lütfen siz artık bu ülkenin sınırları belirli ve hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Gerçekten çok zor bir coğrafi konumdayız. Çok etrafımızda sorunlar var. Lütfen biraz artık birlik mesajları verin. Eyvallah. Yani bakın. Verelim. Çok, gerçekten çok onu üzülüyorum. Bakın çalışıyorum. Şunu söylüyorum. Gülten Kışanan sözlerini söylüyorum. Ve tüylerim benim diken diken oldu. İnanın çok üzüldüm. Diyor ki Kürt halkını öldürerek bitiremeyeceksiniz. Hepimiz buradayız. Eğer gücü yetiyorsa gelsin hepimizi öldürsün. Ve şunu söyleyeceğim, isyanımız büyüyerek devam edecek, ta ki özgür bir halk olarak ana vatanımız Kürdistan'da özgürce yaşayıncaya kadar. Neresi Kürdistan? Ne olur bana bunun tanımını yapın. Yani ben samimiyetle sizden bunu bekliyorum. Evet. Çünkü Beyoğlu'nda da bu slogan atılıyor. Sizin olduğunuz yürüyüşte deniyor ki, Kürdistan faşizme mezar olacak. Şimdi bana ne olursunuz, yani sırrı sıraya önder bir yönetmen ve açık sözlü bir insansa, sizi tanıyanlar öyle diyor. Bu söylenen Kürdistan neresi? Ne olur bana bunu anlatın. Kürtlerin yaşadığı coğrafya. Bir coğrafya neresi değil mi? Yani bunun için şimdi efendim. Ne güzel. İşte asıl olan. Yo, ben asıl sadece olan, öğrenmek istiyorum. Kardeşler asıl olan ortaklaşabilmek. Bu vatanda, bu vatanın kendimizi mal sahibi gibi görmemek. Burada yaşayan herkesin en az bizim kadar eşit, özgür, hakkı olduğunu ve bunun da doğuştan kazanılmış bir hak olduğunu, kimse tarafından firavuni olarak lütfedilemeyeceğini. Çünkü bu hakkın ben verdim demek, size bunu verdim demek firavuni bir dildir ve sosyolojik bir kavramdır. Bunun karşıtı ille Musevi bir şey değildir ama şöyle söyleyeyim. Piramitle halka arasındaki farktır. Siz bunu bir hiyerarşiye oturtursanız altta olan biteni göremezsiniz. Halka daha insani, bakın bu halkadır. Hepimiz göz hizasındayız, birbirimizi görüyoruz. Ama piramit firavunidir. Üstteki alttakinin ne halde olduğunu bilmez, görmez. Çünkü arada bir sürü katmanı vardır. Ali Bey, son bir sorum kaldı, bitiyor. Tabii. Gel, ben sivil itaatsizlik
o yo, yo, çadır ben meselesini. Hala anlamadım Kürdistan'ı. Siz şimdi, Kürtlerin yaşadığı yer dediğiniz zaman bakın gene ayrışma yaratıyorsunuz. Efendim Karadeniz sizin diye nereye her diyorsunuz? Yerde Türk de yaşıyor, Kürt de yaşıyor, Çerkez de yaşıyor. Yani Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illeri bahsediyorsanız orada herkes yaşıyor. Ve biz orayı hiç ayırmıyoruz. Benim Kürt arkadaşlarım var. İnanın bu durumdan çok elem duyan Kürt insanlar var. İsminizi bağışlar mısınız? Canan. Canan Hanım, bu dilde çok sıkıntılı biliyor musunuz? Ama benim Kürt arkadaşlarım da var. Ama siz ayırıyorsunuz. Hayır. Diyorsunuz ki Kürdistan neresi diyorum bu bakın, sloganlardaki. Ben bilmiyorum bakın, çünkü. Baktığım ben, zaman benim müdahale. Kürt benim Kürt arkadaşlarım var. Çok sıkıntılı bir dil. İnanın bunun üzerinde siz sorun ayırıyorsunuz. Şu, siz ayırıyorsunuz. Canan Hanım, yapmayın. Benim kimseyi ayırdığım yok. Ben bütünleşme derdindeyim. Ben birazcık beni kendinizi benim yerim. Şimdi işte sormuyorsunuz ki bahsedelim. Sormuyorsunuz ki HES'leri konuşalım. Bu ülkede kurdun, kuşun, karıncanın sosyal olsun. Neden bunlara bir herhangi bir BDP'li veya siz ya bir gün olsun Allah rızası için deyin ki ya bizde şurada işte Afrin'de şu insanın sorunu var veya işte Uşak'ta şu insanın sorunu var. İzmir'de şu insanın sorunu var. Bir tutturmuşsunuz Kürt, Türk ya bırakın artık bu işleri. Biz hepimiz Türkiye Cumhuriyeti yaşıyorsak hepimiz biz insan bazlı bakmalıyız. Yani insana insan gözüyle bakmalıyız. Son soru olsun tamam, Canan Sezenler. Diğer arkadaşlarımız bekliyor. Sürü bir de vakit gecikiyor tamam, giderek. Bitti. Tamam. Son. Sürü Bey, bir de en çok merak ettiğim şu. Siz deyiniz ki bırakalım bu Türk-Kürt meselesini. Niye BD ben her zaman HES'leri, nükleer santrali, tarım problemini, gıda şeyleri sorduğum zaman siz bana hep dediniz ki CHP ve de AK Parti burada olduğunda Türkiye'nin daha büyük problemleri var. Ve iki saat bunları konuştum. Ama Türkiye'de insanlar açlıktan ölüyordu. Çernobil'i mahveden o firma Gürcistan'da bir nükleer santral açtı. O nükleer santral de patladı, elinde kaldı. Şimdi o firmaya AK Parti yeni bir santral sattırıyor. Bakın. Ve bizi enerjiyle bağlamaya çalışıyor. Bunları ben söylediğim bakın, zaman hepiniz dediniz ki bunlar önemsiz şeyler. Türk-Kürt meselesi. Bu ülke toprağa çoraklaştığı, insanları kanserden öldüğü ve bütün kan damarları olan nehirleri kaybettiği zaman Türk-Kürt oturup birbirimizi yemeye başlarız size, o zaman açlıktan. Size sadece bu fırsatı verdiğiniz için gerçekten teşekkür ediyorum ve bir şey öneriyorum. Lütfen evinize gidince bunu kontrol edin. Meclisin bir internet sitesi var. TBMM.gov.tr yanılmıyorsam. Evet. Burada her milletvekilinin bir sayfası var. Her milletvekilinin sayfasında bir takım linkler var. Bunlardan birisi şu. O milletvekilinin o yasama dönemi içerisinde verdiği soru önergeleri, verdiği araştırma önergeleri, verdiği kanun teklifleri ayrı linkler olarak var. Bu kadar üzerinde tezvirat yaptığınız Sebahat Tuncer'in sitesine bir girip bakmanızı öneriyorum. Bu milletvekilimiz acaba sadece Kürt meselesiyle mi ilgilenmiş, meclisin en çalışkan milletvekilidir? Müsaade edin. Bakın. Bu memlekette arkadaşlar siz bu soruyu sormuyorsunuz. Geldim Kürt meselesi üstelik de daha işin abecesindesiniz. Yani daha biz temel insanlık normlarından bir tık öteye geçemiyoruz. Bununla başladınız. Ben sadece bir şey söyleyeyim. Sabahattin özel takip ettiği konulardan birisi. Artık bu memleketin topraklarında ölüler çürümüyor. Çürümüyor. Yani hani 40 günde toprağa karışır derler, 50 günde toprağa karışır derler ya. Çünkü ölüler çürümüyor. Çünkü genetiğiyle oynanmış gıdalar, bütün bu gıdalardaki katkı maddeleri, bunların hiçbir filtreye tabi olmaması, adı lazım değil bir bakanın oğlu getirecek diye bir haftalığına kararnameleri kaldırmak, ondan sonra tekrar o mal yurda girdikten sonra tekrar mevzuatı eski haline döndürmek, bu sadece şeker kamışı ekilmesinin yasaklanması, bunun sınırlanması, ondan sonra Amerikan Cargill firmasına burada imtiyaz alanı açılması,
onun elde ettiği glukozun, o şerbet ya da şurup denilen şeyin gençlerimizi bırakın bebeklerimizde diyabeti patlatması, bütün bunlar neoliberalizmin cürufudur. Bu meseleyi çözmeyen de neoliberal zihniyettir. Bunun önündeki en büyük engel de odur. En önemli temsilcisi de AK Parti'dir. Osman Sarı Bey, Sarı Bey, bir saniye. Bir teklifim var, lütfen bir teklifim var. O zaman gelir Afyon Meydanı'nda bu insanların bu sorunlarını dile getirir. Yani Kürt Türk ya illa... Çağırdığında gelmedik mi kardeş? Buyur gel, buyur, yarın bekleriz. Peki, şimdi, tamam. Canan ne olur, ne olur bir Bursa'nın, Bursa'nın bereketli topraklarını... Sen verdin de başka arkadaşlar mikrofonu... Bakın. Bursa'nın bereketli topraklarını bu Amerikan firmasına tahsis etmeden başbakan Amerika'dan randevu alamadı. Daha başka bir süreyim. Vaktiyle bir dakika, ne tam olarak? Cargill firmasının sorunu çözülmeden başbakana randevu vermediler. Başka bir şey. Vaktinde bunların repertuarı budur. Bunlar vaktinde de düzen partileri bir menfaat vaat etmeden... Bir bardak çayı aha buradan buraya götürecek adam bulamazlar. Bunlar siyasal parti değil. Bunlar şirket. Bunlar şirket ve bir şirket hiçbir zaman Türkiye'deki halkların derdine derman olma işlevi göremez. Şirket dediğin karı düşünür, şirket dediğin çıkarı düşünür. Siyasal parti değildir bunlar. Bunu herkesin görmesi lazım. Aha son diyeceğim böyle. Canan ne olur bir cümle. Tamam arkadaşlar, tamam. Zamandan çalmıyorum. Bir şey soracağım. Evet. Sadece 4 Nisan'da CNN'de demişsiniz ki Deniz Gezmiş'in heykel açılışından bahsedildiğinde ve sunucu heykelin çok heybetli olduğunu söylediğinde program yapımcısına diyorsunuz ki bu ülkede boyu 1,5 metre olanın 3 metre heykelini yapıyorlar senelerdir diyorsunuz. Ben çok merak ettim burada kimi kastediyorsunuz? Boyu 1,5 metre olan ve 3 metre heykeli olan kimdir acaba? Düşünürseniz bulursunuz. Yok bulamadım. Gerçekten Ayşe bulamadım. Ayşe Baykal. Şimdi Mehmet arkadaşımız bir şey söyledi. Çok küçük ona bir ekleme yapmak istiyorum. İşte bu ülkede sadece Kürt sorunu mu var? Başka mesele yok mu? Genelde bunu biz de başörtüle konuşurken bunu yaşarız. Ülkenin başka bu kadar sorunu varken, bu kadar aç varken niye bu konuyu konuşuyoruz diye. Abi, bu arada yanlış anlaşılabilir, özür dilerim. Malatya İnönü Meydanı'nda İsmet İnönü'nün heykeline bakın. Bir de gerçek boyu ne kadarmış rahmetlinin ona bakın. Bu bir kusur değildir, ayıp değildir. Fakat bu görkem anlayışı çok sıkıntılı bir estetik anlayıştır. Ona vurguydu. Buyurun. Evet. Ben Sırrı Bey Türk olduğu halde Kürt sorununu savunuyor. Yani hepimiz ülkemizin bir sorununu el atsak sorunlar çözülür diye düşünüyorum. Bir de örgüt konuşuldu burada. PKK örgüt olduğu, yapılanmış olduğu. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde tek insan öldüren örgüt PKK değil. Ben şuna karşıyım, ciddi karşıyım. Ne Allah adına, ne Cumhuriyeti korumak adına, ne Atatürk'ü korumak adına, ne de Kürtçülüğü korumak adına hiçbir silah olmamalı. Terör örgütüne karşıysak hepsine karşı olmalıyız diye düşünüyorum. Bizim davamıza, bizim inancımıza yakın olanı meşrulaştırmadan bunu yapmalıyız. Buna inanıyorum. Bunu özellikle söylemek istedim. Bir saniye Ercan. Ben de Sırrı Bey'i konuk olarak geleceği için hayatınızı okudum. Sizi tanımıyordum. Gerçekten çok başarılarla dolu ve çok zorluklarla dolu bir hayatınız var. Evet. Mecliste olmanızın iyi olacağını düşünenlerdenim ben de. İnşallah iyi olur. Ben sadece sizin bir sözünüzle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Diyorsunuz ki travma dediğin şey ben hiç ömrümde düşmedim. Çünkü insan niye bunalır bunu da anlamıyorum. Savaş bölgesine giden bir gazeteci izleyici olarak gittiği için sıkıntı çeker. Eğer savaşın bir tarafıysanız veya mağdursanız bu sıkıntıyı yaşamazsınız. Şimdi Kürt meselesinde biz halk olarak biraz gazeteci gibi kalıyoruz. Yani bir taraftan oradaki vatandaşlar mağdur, bir taraftan buradaki insanlar şikayetçi. Ya bunun sonu gelmeyecek mi? Yani siz meclise girdiğinizde çok ümit var sizin üzerinizde. Bu nasıl başaracağınızı düşünüyorsunuz? Yani nasıl yıkacaksınız tabuları? Vallahi teşekkür ederim. Birincisi tahammül edebilmeliyiz birbirimize. Ben bunun için kendimi ve kendi sınırlarımı zorlamaya hazırım, razıyım ve buna gayret ediyorum.
Üstelik zaman zaman bu tahammül sınırını çok zorlamalarına rağmen. Yeterli mi benim gösterdiğim şey? Asla. Yani tüm bunlara rağmen hep duymayan kulaklara anlatmak, girmeyen gönüllere girmek, bir şekilde insanlığın dilini konuşmak, ayrıştırmanın, yok saymanın, inkar etmenin, imha etmenin dilini değil. Benim üzerimde çok yük var. Doğrusu kimse benim kendime yüklediğim yük kadar yük yükleyemez. Çok basit benim hesabım. Çok net, çok yalın. Ben çocuğumun barış içinde yaşamasını istiyorum. Yani Türkiye ortalamasına baktığınızda birçoğu sıkıntıyla geçecek, bilemedin. 15-20 sene bir ömrümüz kalmış. O da en iyi ihtimalle Allah nasip ederse. Şimdi böyle bir dünyaya ben gözümü açtım, sıkıntıylayım. Gözümü açtım, bu ülkede milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günler lafını duydum. Geldim 50 yaşına, halen milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz. Peki, bakıyorum normal bir insan olarak bir an için sosyalistliğimi de bir kenara koyarak. İnsanız ya, nefes alıyoruz, yaşıyoruz, çocuklarımız var, yakınlarımız var, sevdiklerimiz var. Bu dünyanın kurdu, kuşu, börtü, böceği var. Hepsinin en az bizim kadar yaşamaya hakkı var. Bakıyoruz. Ya buna denenmedik yöntem kalmamış. Ne denenmeyen bir tek yöntem var. Barış. Barışmaya gönüllü olunmamış. Bunun sorumluluğunu siz istediğiniz gibi tasnif edebilirsiniz. Bunun tümünü devlete yükleyebilirsiniz. Tümünü Kürtlere yükleyebilirsiniz. Bir kısmını devlete, bir kısmını Kürtlere yükleyebilirsiniz. Fakat denenmemiş yöntem kalmamışsa demek ki bu yapılanın bir hayrı yok. Basit bir şey. Bu kadarı yalın. Bunu size söylemiyorlar. Size özde vatandaşlar, sözde vatandaşlar perspektifinin dışında bir tek cümle kuran yok. Açılım diyen adamın dili de dönüp dolaşıp gelip buraya tekabül ediyor. Kapanalım diyen dili zaten bu. Onun için gayret bizden. Ben buna samimi olarak, ben mevcut durumum, talip olduğum durumdan çok daha iyiydi. Peki. Ben buna gayret edeceğim. Bağlı Çalışkan. Gerisi bu halkın ferasetine kalmış. Ne diyelim? Bağlı Yapın Çalışkan. Sarayınızda oturun, yıkın virhanenizde Peki. oturun. Bağlı Çalışkan. İyi geceler beyefendi. İyi geceler. Kürtçe eğitimden başladınız. Kürt kültürünün yaşanmasına kadar, hepsine kadar geldiniz. Ve konuşmalarınızdan şunu anladım. Tam bir Amerikan karşıtısınız. Bu konuda hemfikiriz. Ben de öyleyim. Fakat nedense 94'ten bu yana PKK ortaya çıktığında 99 yılına kadar Amerikan çekiş gücünün eşyalarını kullanmakla birlikte Türk halkına zarar vermekteydi. Türk kendi ülkesine zarar vermekteydi. Peki bu nasıl Amerikan karşıtlığı? Ben bunu anlamıyorum. Bu bir. İkincisi, dediniz ki ana dilde eğitim. Ana dilde eğitim herkesin hakkı. Buna katılıyorum. Ama nereye kadar? Bunu bir nereye sınırını koymak mesela, lazım. Nereye kadar? Ben size bir örnek vereceğim. Anlayacaksınız. Bugün Kürtçe denilen dil tamamıyla Arapça, Farsça ve Türkçe karışımı olan bir dildir. Yok, bundan sonra kendine özgü bir dil değildir. Yani ben burada bir durayım. Lütfen biz seni dinledik. Ama olmaz ki abi. Biz sizi dinledik. Lütfen. Ama sen bir ama halkın bir diline. Bakın bir dinleyin. Bak ben tahammüllü bir adamım ama. Ama buna bir dinleyin buna, bakalım. Buna bak nereye gelecek ya. Dinleyin bir. Peki. Ondan olsun. Sonra göreceksiniz. Evet. Burada eğitim vereceksiniz. Güzel. Peki bu çocuklar üst sınıflara geldiklerinde ne olacaklar? Bu sefer biz Kürtçe profesör istiyoruz. Balkanlarda bir ülke vardı. Vah. Bir dakika. Yani Kürtçe profesör isterlerse lütfen. Bu memleket yıkılacak. Lütfen dinler misiniz? Sosyalistten bahsediyorsunuz. Efendime söyleyeyim, solculuktan bahsediyorsunuz ama insanlara saygı duymak maalesef yok. Şimdi Balkanlarda efendim. Bir ülkeden bahsedeyim. Bakın, Balkanlarda bir ülkeden bahsediyorum. Lütfen. Lütfen. Balkanlarda bir ülke vardı, Yugoslavya'ydı. Bu ülkede... Ne demek yani Kürt, Arap'tır, bilmem Türk'tür, Azadır, kimdir ya? AK Partili'yi bile Çile'den çıkardım hocam. Ya sen kapıda şimdi bu niye Ben dilin oluşumundan bahsediyorum beyefendi. Eskiden
Kart Türklerden gelmeyen ki. Ben insanları etnik kökenine göre ayırmıyorum. Bu hale geldi. Bak ben insanları etnik kökenine göre ayırmıyorum. Sadece Kürtçe denilen dilin yapısını anlatıyorum. Bunu da bilin. Özür dilerim. Bir soruyla açayım. Özür dilerim. Bir soruyla açayım. Ana dillerinde eğitim yapıyorlar. Bir şey soracağım hocam. Hocam. Tamam. Uzmanlık alanınız ne? Dil bilimi. Dil bilimi. Evet. Tamam. Balkanlarda 4. sınıfa kadar herkes ana dilinde eğitim yapıyordu. Ben de Balkanlardan gelen birisiyim. Fakat daha sonra yukarıya çıktıkları zaman Slav dillerini öğrenmek zorundaydı. Yani Sırpça. Bu bir ülkenin temel politikasıydı. Zamanla bu kaşına Balkanlarda 7 tane devlet çıktı. Bizim burada çıkmayacağına kim garanti veriyor? Arkadaşımız dedi ki, canı gönülden destekliyorum. Ben dedi Ermeniyim, ana dilimde eğitim gördüm. Lozan Anlaşması'nda benden daha iyi bilirsiniz, azınlıkların hakları koruma altına alınmıştı. Ama Kürt halkı azınlık değildi. Bugün Kürt vatandaştan vali var, başbakan oldu, cumhurbaşkanı oldu. Her türlü bürokrat oldu. Ermeni bir vatandaştan milletvekili bile olmadı. Peki. Bunu bir kere bilelim. Artı daha devamı var. Buna bağlı olarak biz siz Kürt halkını aynı azınlıkların istedikleri bir takım sahip oldukları haklara göre kendilerinin de aynı statüye konmasını istiyorsunuz. Kürt halkı azınlık değil ki. Bizim ülkemizin bir parçası, inkar edilemez bir parçası. Soru yanlış, biz onu istemiyoruz. Ama demokratik hak diyerek, demokratik diyerek aynı şeyi ıstıp ıstıp ortaya koyup da ana dilde eğitime girdiğinizde bu ülke eninde sonunda bölünmeye gider. Peki. Bu haliyle bütünleşir mi? Efendim? Bu haliyle bütün mu kalır? Bu haliyle bütün kalacağını kimse söyleyemez. Peki. Ama hızlandırmayın. Peki, şimdi son dediğinizi bir daha şey edebilir miyim? Son net söylemiştiniz. Nasıl anlayamadım? Son söylediğiniz bundan bir önceki. Ha, dedim ki bu ana dilde eğitim denilen olay dedim yavaş yavaş ülkeyi sonunda yani parçalamaya götürdü. Yugoslavya örneğini verdi, 9 devlete bölündüler dedi. Hocam benim kudretimi aşar bu senin tespitlerin ve soruların. Sen Kürtçe'ye bir dil değildir ve şunun karmasıdır dediğin anda... zaten soru hükmünü yitiriyor. Yani ben size şöyle söyleyebilir miyim? Dünya dilinde dünya üzerinde kullanılan 5 tane alfabe vardır. Bunların içinde Türkçe de yok. Bir dil değil. Türkçe de bir uzlaşma aracıdır. Fakat dünya dilleri arasında İngilizceye göre ya o başka bağlı olarak o zaman, Kiril alfabesini kullananlara göre dil olarak statü içerisine girmiyor. O zaman Türkçe'de de ana dilde eğitim olmasın. Bakın. Hayır, o demek değil. Dil değilse yapmayalım. O demek değil Ali Bey. Yani bizim, başka bir yerden yaklaştığın için söylüyorum. Yıllarca konuştuğumuz dil içerisinde Q harfi yok. Tamam. X harfi yok. Bunlar nereden girecek? İki sorumuz daha var. Sinan Demirez'de Ezel Özkan mutlaka konuşmak istiyorlar. Hocanın söylediğinde önemli bir şey var. Ona bir cevap vereyim. Ondan sonra yani dil meselesini konuşmaya gerek yok ama şu önemli. Bu ülkede cumhurbaşkanı bir Kürt cumhurbaşkanı olabilir. Doğrudur. Başbakan olabilir. Oldu da. Bu ülkede bir Kürt'ün olamayacağı tek bir şey var. Kürt olamıyor. Yani Kürt olmadığınız zaman bu memlekette her şey olursunuz. Bir tek Kürt olamıyor. Peki. Sinan. Sinan Demirez. Geç olmak öyle hoş geldiniz. Hoş. Ben yani sizin mecliste olmanızı öncelikle bu meselenin, bu sorunun Türk halkın anlatılabilmesi için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani bugün de bu fikrimi tekrar güncellemiş oldum. Ahmet Türk sözü geçti, ismi geçti. Ahmet Türk, ben insan hikayelerinin ülke hikayelerine benzediğini çok düşünüyorum. Ve Ahmet Türk'ün hikayesi bu ülkenin hikayesine çok benziyor. Ailesinin hikayesi. Her şeyden önce dedesi bu ülkenin milli mücadelenin önemli komutanlarından, Doğu Cephesi komutanlarından bir tanesi. Ve gidiyor bu mücadele bittikten sonra diyor ki hani madem biz Osmanlıydık. Madem bu savaşı birlikte yaptık ve bu ülkeyi birlikte kurtardık. Madem biz Türk olacağız o zaman ben de Türk olayım, benim soyadım Türk olsun. Eskiden Osmanlıydık şimdi de Türk olalım diyor. Ama sonra kazın ayağının öyle olmadığını yıllar sonra görüyoruz. Hani Osmanlı ile Türk'ün bambaşka şeyler olduğunu. Türk ailesinden verilen faili meçhullerle hepimiz görüyoruz. Ahmet Türk'ün annesinin adı Türkiye. Soyadını Türk almış, adını Türkiye yapmış bir ailenin bugün neden bu duruma geldiğini... Ben bir Türk olarak sorguluyorum. Hani utanç içine sorguluyorum. İlk önce bunun cevabını vermeliyiz. Bu çok önemli.
iktidarlardan bağımsız olarak geçen gün yine 12 tane gencimizi kaybettik. Yani hangi taraftan olursak olalım onlar bu ülkenin gençleri ya da isterse başka ülkenin gençleri olsun. Genç ölümleri kötüdür. Ölümlerin hepsi kötüdür. Ve bu çocuklardan bir tanesinin yani şeylerin doğum yıllarına baktım. 91 doğumlu Adem Aşkan. Bu Adem 11 yaşındayken Adalet Kalkınma Partisi iktidara geldi. 11 yaşında bir çocuğu biz dağa çıkartmaya, yani bu iktidar süresi boyunca dağa çıkartmayı başardıysak yine ve hiç kimse kandırılarak dağa çıkmaz arkadaşlar. Yani kendimizi kandırmayalım. O koşullara, -30 dereceye, o bite, o hayvanların yaşadığı ortama kimse zevk için çıkmaz. Eğer 11 yaşında bir çocuğu gerçekten dağa çıktıysa bugün bu ülkenin, Tayyip Erdoğan gerçekten bu cevabını vermeli. Çünkü onun iktidar zamanında çıktı. Bu çok önemli bir şey. Şimdi soruma geleceğim. Hep biz, ben de burada bugüne kadar yaptığım bütün konuşmalarda iğneyi batırdım, devlete batırdım, geleneğe batırdım, iktidara batırdım ama bir de işin başka bir boyutu var ki bunun için sizden çok şey bekliyorum. İrlanda örneği çok önemli bir örnek. Gary Adams, İrlanda'ya barışı getiren adamın liderlerinden hiçbirinin adını hiçbirimiz bilmeyiz. Yani dünyada kime sorarsanız sorun İrlanda meselesi nasıl çözüldü diye vereceği isimlerden bir tanesi Garant Gary Adams'tır ve Gary Adams bir sivil siyasetçi. Oranın sivil partisinin lideri. Hep Türk statikosuyla, Türkiye statikosuyla biz savaşıyoruz ve bugün bu ülkedeki insanların yarısı Genelkurmay Başkanı'nın adını bilmiyor. Bu çok önemli gelişme. Her ne kadar evet AKP'ye vuralım, Adem Aşkan daha çıktı derim, şey yapalım ama bugün insanların büyük çoğunluğu Genelkurmay Başkanı'nın adını bilmiyor. Bu çok önemli bir adım. Çok çok kıymetli bir adım. Bir de orada Kandil statikosu var. Yani bunu kabul etmek zorundayız ve o statikoya karşı söz söyleyen bir Diyarbakır Belediye Başkanı aile içi şiddete kurban gitti. Yani söylenmedik söz bırakılmadı. Diyarbakır sokaklarını çok iyi bildiğini ve Diyarbakırlı gençlerin ona gereken cevabı vereceği söylendi. Ya şunu kabul edelim. Savaşanlar gerçekten barış konuşmasını bilmiyor. Ve bunun mağduru yine Kürtler oluyor. Yine Kürtler ölüyor. Eğer 50 bin kişi öldüyse, milyonlarca insan evinden olduysa gerçekten barış dili geliştiremediğimiz için oldu. Ben bir Türk olarak bugün Türk Silahlı Kuvvetleri silah bıraksın, benim vergilerimle finanse edilen bir savaşı yürütmesin diyorsam, Kürtler de artık 5 tane madde var. PKK'nın dağdan inmesi için 5 tane madde var. Bu 5 maddenin hiçbirisi silahla çözülecek maddeler değil artık. 5'i de sivil siyasetin konusu. Ve gerçekten hayatı boyunca savaş konuşmaya alışmış Kandil bir şekilde kenara çekilsin. Bunu nasıl yapacaksınız bilmiyorum. Bunu Sırrı Süreyya mı yapacak? Bunu Diyarbakır Belediye Başkanı mı yapacak? Bunu kim yapacak bilmiyorum ama barış konuşmayı siviller başarır. Lütfen siviller daha çok inisiyatif alsın. Bunu birilerini düşman yapmadan da yapabiliriz. Gary Adams nasıl yaptıysa biz de yapabiliriz. Siz bunu yapmaya talip misiniz? Bunu çok merak ediyorum. Yani benim haddim değil. Gary Adams ben olacak değilim. Ben bunun bir sıra neferiyim. Basit bir... Rüya Önder Gary Adams'tan da kıymetli biri olabilir. Eyvallah. Yani kendinizi hiç şey görmeyin o konuda. Fakat bu ülkede bir Tony Blair yok ki kardeşim. Bu ülkeden de bir tane Gary Adams çıksın. Yani muhatabın... Bakın öyle demeyin. Lütfen çok önemli bir şey söylemem lazım bunun üzerine. Ondan sonra size bırakacağım. Siz çok iyi konuşmayı biliyorsunuz zaten. Eminim cevabını vereceksiniz. Yani bugün Tayyip Erdoğan oy aldığı kitle hakikaten en büyük gündem maddesi Kürt sorunun çözülmesi değil. Hatta bunu umursamayan da çok büyük kalabalık var orada. Tayyip Erdoğan Kürt açılımı demeseydi de kimse de aman da Tayyip Erdoğan Kürt açılımı desin diye de ona baskı yapıyor olmayacaktı. Bu ciddi bir bedeldi ve Tayyip Erdoğan Kürt açılımı dediği zaman memleketin sol partisi dahil olmak üzere vay efendim ülke bölünüyor, ülke bölünüyor. Yahu hakikaten dediğine diyeceğine pişman oldu. Bir de o işin o tarafı var. Yani tamam BDP bu konuda barış inisiyatifini aldı, biz sonuna kadar açığız dedi. Ben o konuda hiçbir şey diyemem ama yani memleketin diğer kalan tarafı bu memleketin bölündüğüne dair bir sürü şey üretti, tevzirat üretti. Yani şunu aklımızın içine sokmalıyız. Kürt halkı bölünmek istese hakikaten bugün kimse tutamaz onu. Ne silah tutar, ne top tutar, ne başka bir şey tutar. Yani bu iradenin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bugün yapmamız gereken son şey gerçekten işte... Düşman, yeni bir düşman konsepti üretmektir. Ben bugün Kürt siyasetinde iktidar partisine karşı evet. Çok ciddi bir düşman konsepti üretildiğini düşünüyorum. Bu zararlı. Haklıdır, hiç tartışmıyorum. Elbette haklı ama bu çok zararlı ve yine Kürt çocukları ölecek. Evet. Sizden hakikaten bu ülkede bir gün geri adım sıkacak ve bu ülkeye barış getirecek mi çok merak ediyorum. Bu konudaki duruşunuz... Kandil bir kenara çekilsin. Kandil nasıl silah bırakacak mı? Bunu sivil siyasetçiler nasıl başaracak ya da inisiyatif alacak mısınız bu konuda? Aynen bunu sorayım.
sivil siyasete alan açılırsa zaten hepimiz sivil siyasete talibiz. Yoksa Kandil'e giderdim, kimse de tutamazdı beni. Yani ben sivil meclise gitmek istiyorum. Bu meselenin çözümünü orada gördüğüm için. Bu bir kere hani sadece bu cevap yeter. Fakat Sayın Osman Baydemir'in adı iki seferdir geçiyor. Son olarak ona dair bir şey söyleyeyim. Ya bu halkı ne duruma getirdiler? Bu halk eskiden tartışmayı bilirdi, eleştirmeyi bilirdi, öz eleştiri vermeyi bilirdi. Siyasal tartışmanın bir adabı, bir formatı, bir raconu vardı, bunu yerine getirirlerdi. Bunu Osman Baydemir'e ikide bir soran arkadaşlar, Osman Baydemir'in Diyarbakır'da gördüğü sevgiyi, ilgiyi hiç görmüyorlar. Bir. İkincisi, bu yapılan eleştiri Osman Baydemir tarafından şiddet olarak mı tanımlandı? Üçüncüsü, bırakın siz önce, siz derken sizi kastetmiyorum, yani bunu ısrarla öne getirenler, demokratik bir tartışma kültürünü bir nebze kendiniz içselleştirin. Ondan sonra başkalarına bu konuda bir şey söyleme hakkınız olsun. Ben son olarak eğer başka soru alınmayacaksa... Sadece iki soru alacağım. Onları aldıktan sonra son olarak diyelim. Olur mu? O son olarak. Emre İmamoğlu ve Ezel Özkan. Emre İmamoğlu. Ali Bey. Efendim. Ercan Yılmaz, sen nasıl olsa anarşistsin. Mikrofonu izin vermeden de alır ve söylersin. O anarşistliğinin sırasını bekliyor bu ben meydan. Ben son söz hakkımı size veririm. O sözü almaz, söz verilmez, alınır diyen devrimci ruha sahiptir sizin eyvallah gibi. Peki, Emre İmamoğlu. Peki, hoş geldiniz. Bir güzel şairin bir güzel mısrasıyla başlamak istiyorum. Ahmet Arif'in dediği gibi dostuna yarasını gösterir gibi. Hakikaten çok fazla yaramız var. Hepimizin çok yarası var. Birçok olaydan gelen çok yaramız var. Ama artık vakit birbirine yarasını gösterme zamanı. Birbirimizin yaralarını evet kaşıyarak, bu yaraların sebeplerini karşılıklı konuşarak ama yaraları tekrar açmaya ve acıtmaya çalışmayarak devam etmemiz lazım. Bu programda yaklaşık 6 aydır birlikteyiz sevgili Ali Kırca ile birlikte ve burada birçok siyaset adamını ağırladık. Zaman zaman siyaset adamlarında şöyle bir tavır sezdim. Haksız da olabilirim. Bu her meslekte, siyaset de bir meslek olarak kabul edersek, her meslekte bir profesyonel defekttir. Bir süre sonra duyarsızlaşma. Ve biz burada evet Kürt meselesini, birçok başka meseleyi konuştuk. Ama her seferinde maalesef bazı siyaset adamlarının meseleye şöyle baktığını gördüm. Meseleyi çözmek yerine biz bu işin çözümünden ne kadar oy çıkarırız'a bakıldığını gördüm. Her iki taraftan da böyle bakanlar olabilir. Ben bir hekimim. Tedaviye ben bundan ne kadar çok para kazanırım diye bakmam. Ben bunu en kısa, en acısız ve en iyi şekilde nasıl tedavi edebilirim diye bakmam lazım ki evet Kürt meselesi Türkiye'nin en önemli yarası. Çok konuştuğumuzdan ben de şikayet ediyorum ama maalesef bu yarayı, bu hepimizin yarasını hep birlikte el ele verip iyileştirmemiz lazım. Benim sizden beklediğim ne olur, ben internette falan bakmadım hiç sizine. Bakmadım çünkü internete çok inanmıyorum. İnternette herkes her şeyi yazıyor. Sadece sizin bir filminizi seyrettim. İki tane de röportajınızı izlemiştim. Oradan Adıyaman'dan ilk siyasal bilgilere geldiğiniz zamanki bir şeyleri anlattınız. Onlar çok gönül telime değdi. Sizi oradan tanıyorum ve öyle devam etmek istiyorum. Ve ne olur bu duyarlılığınızı, insanca duruşunuzu, belki bazı arkadaşlarım şu an siyasi duruşunuzu desteklemeyebilirler. Belki ben de sizi bu anlamda tümüyle desteklemiyor olabilirim. Ama insanca duruşunuzu ve vicdanınızı da mecliste bizim için koruyunuz. Peki. Teşekkür ederiz. Ezel Özkan. Geç oldu ama iki sorumluluktan kurtulmak istiyorum. Muş Havalanı çalışanları Sayın Ali Bey, özellikle Sinan kardeşimin selamı var. Sizleri izliyorlar, selam bekliyorlar.
selam gönderirseniz sevinirler. Selamünaleyküm herkese. Sırrı Bey, size de Bitlisli hemşerilerimin selamı var. Özellikle Sedat kardeşim şu anda izliyor ve sizden selam bekliyor. Sılav hürmet. Sizleri gördükçe yeni mecliste umut dolu bakmaya başladım. Yeni anayasaya güzel şekil vereceğinizi umut ediyorum. Bugün şunu da gördüm. Eskiden Kürt yoktu. Bugün Kürt var, dili yok. Bu da enteresan bir şey. Ben şunu söylüyorum. Empati sorunumuzun olduğunu hep söyledim. Ben Türkçe belki yüzlerce, binlerce sanatçı ismi verebilirim. Yazar verebilirim. Tarihçi söyleyebilirim ama Türk kardeşlerim, Türk büyüklerim kaç tane Kürt yazar, Kürt şarkıcı, Kürt türkücü, Kürt ozan söyleyebilir. Yani ya da bir Ahmet Hani'den, bir Ciger Hun'den kaç tane dörtlük söyleyebilirler. Bunu merak ediyorum. Bu ülkede hep bölünme korkusu oldu. Sizin zamanınızda da vardı, bizde de vardı, şimdi de var ve bölünme korkusu hep Kürtler üzerinde yapıldı. Hiçbir Kürt enayi değildir İstanbul'u bıraksın. Hiçbir Kürt enayi değildir Antalya'yı bıraksın. Hiçbir Kürt enayi değildir Eskişehir'i bıraksın. Çünkü o Kürtlerin ataları Çanakkale'de şehit oldu. Şehit olurken sadece Bitlis, Muş için şehit olmadılar. Bir Türkiye'nin hepsi için şehit oldular. Ama siz bölünmeyi 10 defa, bizde bir söz vardır. Taşa 10 defa söylenirseniz taş seslenir. Siz 10 defa insanların kafasına zorla tahrik ederek bir şeyleri söylerseniz, diliniz yok, siz yoksunuz, geçmişiniz yok, tarihiniz yok derseniz, bir insan birilerde çıkar ya dillenir var der. Şundan televizyon başında izleyenlere, bizi izleyenlere bir saatliklerini ya da 10 dakikalıklarını vicdanlarıyla baş başa kalarak bir tartıya oturmaları istiyorum. Bu ülkede Kürtlere yapılan ve Türklere yapılan baskıları, zulümleri bir tartıya oturtsunlar. Hangisi hangisine fazla yapılmışsa ondan yana tavır alsınlar, onu desteklesinler. Kime fazla zulüm yapılmışsa, kime fazla haksızlık yapılmışsa ondan yana vicdanlarındaki sesi dinlesinler. Kürtler hiçbir dönem bu ülkeyi bölmedi. Ben hep bunu söylüyorum. Yine bölmeyecekler. Çünkü o kadar çok ortak yönlerimiz var ki arkadaşlar. Bayrak bir, devlet iki, millet üç, en önemlisi din. Ötekisini geçiyorum, akraba ilişkilerimiz. Bugün hangi Kürt ailesine bakarsanız bakın, bir Türk gelin, bir Türk damat vardır. Bunu öteki tarafa da bakarsanız, Türk tarafına da bakarsanız aynı şekilde bulursunuz. Et ve kemik olmuşuz. Ama et ve kemik sadece kağıt üzerinde kalırsa bunun kardeşlikle bir bağdaşıcılığı yanı kalmaz. Bu ülkede kardeşlik adına, evet kardeşim, benim Kürt komşum var, benim Kürt kardeş arkadaşım var. Ya var da bu Kürt'ün bir dili var ya, bu Kürt'ün bir geçmişi var, bu Kürt'ün bir coğrafyası var. Kimse bölünmek istemiyor. Bir de şunu gördüm Sırrı Bey, bunu da paylaşmak istiyorum. YSK kararıyla bütün sosyal blok bir araya gelip tepki gösterdi. Bir gün Mustafa amcamla da şunu gördüm. İster AKP'nin Kürt'ü olun, ister CHP'nin Kürt'ü olun, ister MHP'nin Kürt'ü olun, isterseniz BDP'nin Kürt'ü olun, isterseniz tarafsız bir Kürt olun. Temel ve hak ve sorunlarında bütün Kürtler bir oluyorlar. Kimlikte bir oluyorlar, ana dilde aynı tepkiyi gösteriyorlar. Bu da bir güzel gelişme. Güzel yöne doğru gittiğimize inanıyorum. Hele siz de mecliste görürken, geçen hafta Şafak Hanım vardı, onu mecliste görürken ve inanıyorum AK Parti'nin içerisinde de farklı yerde de bulunsanız aynı düşüncede paylaşabileceğiniz çok değerli insanlar var. Ben sadece son bir şey söylemek istiyorum. Yaşadığım bir şey arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum. Belki vicdanları ya da duyarlı olur. Ben Muş Havalan'dan bu program için gelirken Ali Bey, dışarıda yaşlı bir amcam ve teyzem oturuyordu. Yani son anons yapılıyor. İstanbul uçağı için bu son anons diyor. Ben yöneldim havaalanı girişine güvenliği geçmek için. Ya Kürtçe dedi, Kremen Evaçet Beyci, oğlum bu ne diyor? Dedim ki amcam, diyor ki İstanbul için son çağrıdır bu. Ya dedi, ben İstanbul uçağına gidiyorum, bak sana sormasaydım bilmezdim bunu. Ben uçağa kaçıracaktım. Ben bu ülke için Kıbrıs'a gittim. Kıbrıs'ta savaşa katıldım. Ama bu ülkede benim dilim için şurada Muş'ta bir anons yapılması çok mu zor? Benim anlayabileceğim bir dilde bunun yapılması çok mu zor dedi. Ve inanın ki o gün cevap veremedim. Hala da cevap veremiyorum. İnşallah bundan sonraki dönemlerde cevap niteliğinde olur. Bu yüzden sizi önemsiyoruz.
Sağ olun. İnşallah bundan sonraki seçimde umut dolu bir yarınları görmek için çaba harcayacağınıza inancımı paylaşmak istiyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi Ercan Yılmaz mikrofonu alır ama Sırrı Süreyya, senin de bir zamanımız epey geç oldu. Biliyorum erken programın var ama Kırıkkale'den gelmiş öğrenci arkadaşlarımız var. Şimdi onları burada hani mikrofonu verelim, birer ikişer dakika duygularını ifade etsinler. Hay. Kırmayalım onları üzmeden. Kırıkkaleliler. Yok mu burada Kırıkkaleli? İstanbul. Hadi tamam, peki hadi. Kırmayalım. Oradan, buradan var mı? Oradan da bir mikrofon verin arkadaşıma. Buradan da bir mikrofon, buradan. Birer birer. Evet, çabuk. Barış için öncelikle silahların susması gerektiğine inanıyorum. Peki bu devletin veya bir devletin kendisine karşı silahlı mücadele yürüten bir topluluğa karşı ateşkes ilan etmeyeceği kesin olduğuna göre barış isteyenlerin, bu silahlı mücadele yürütenlerin silahını bırakması için yeterli gayreti göstermesi gerekmiyor mu? Ve sizce bu zamana kadar, pek bazı girişimler oldu tabii ki, bu zamana kadar bu konuda yeterli adım atıldı mı? Peki, oradan bir soru hemen. Nerede mikrofon? Ver. Bimen, hadi. Hosteslik yap biraz. İyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Olur da seçilirseniz ki bu büyük bir engelleme olmazsa, ki bu alışık olduğumuz hani son engellemelere, onlardan bahsediyorum. Çok sıradan tek düze olan bir meclis dilinin sizin böyle nükteli, kinayeli bir dilinizi kaldırabileceğinizi düşünüyor musunuz? Yani böyle ucuz siyasete çok fazla malzeme olabileceğinizi düşünüyor musunuz? İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür. Son soru. Evet. Dilediğim şey şu. Eğer meclise gelir, seçilirse artık bu sorunlarla ilgili yapılan o bütün konuşmalardan ziyade daha dişe dokunur, akıllı, mantıklı yeni öneriler getirmesini isterim. Bunlar dişe dokunur değil mi? Peki. Abi, hepsine... Şu programda konuşulanlar mı yoksa genel bir şeyler mi? Sürekli hani siyasetçiler sürekli bu konuları konuşuyorlar fakat bir sonuca ulaşamıyorlar. Anladım. Artık tamam, bunlar hep konuşulmaz. Genel. Anladım. Tamam. Genel bir şey. Ve Ercan Yılmaz. Sırrı Bey, ayıp olmadı değil mi? Sizin son sözünüzü ben aldım. Olur mu? Ama gerçekten o sözünü ama son sözü vardı. Ama gerçekten içimden çok geldi. Yani bugün bir şeyler söylemem gerekiyordu. Ha. Teşekkür ederim. Hemen kısaca toparlayayım. Şimdi ben bir solcuyum. Sosyalist değilim. Sosyalizme bugüne kadar yaklaşamadım. Ama solcuyum. Demokratım. 50 yıllık ömrümde hayatımda ilk defa karşımda beni temsil edecek bir vekilim var. Ve ona oy vereceğim. Size oy vereceğim. Benim ailemdeki İkinci tüm bölgede insan... misin? İkinci bölgedeyim. Tamam. Benim yalnız ailemdeki tüm insanlar da oyumuzu size vereceğiz. Meclise girer misiniz, girmez misiniz ama siz bizim kalbimizdesiniz. Sağ olun. Şimdi bu programda 2-3 saattir konuşulan konu üzerine ben de bir şey söylemek istiyorum. Ben barışçı konuşmak istiyorum. Şimdi bu ülkede iki temel unsur var. Türk halkı ve Kürt halkı. Kürt halkı çok ağır travmalar yaşamış bir halk. Bir tedaviye ihtiyacı var. Türk halkı da çok ağır bir hipnotizasyonun altında yıllarca yaşamış bir halk. Türk halkı söylediği her şeye inanarak söylüyor. Bütün söylediklerine inanıyor. Arkadaşlarımın hepsi söylediği sözlere inanıyorlar. Onların yanlış olduğunun farkında değiller. İnandıkları için savunuyorlar. Şimdi her iki halkın da bir belli konularda ikna olması gerekiyor. Önce şuradan başlayacağım. Ben biraz önce solcu olduğumu söyledim. Eğer ben 1919 yılında yaşasaydım çok koyu bir milliyetçi olurdum. Çünkü 1915 ve 16 yıllarında bu ülkede Çanakkale savaşları yapıldı. Tam 250 bin tane insan vatanı için orada şehit oldu ve zaferle çıktı bu işin içerisinden. Bundan 2 yıl sonra Türk ulusunun göz bebeği olan İstanbul İngilizler tarafından işgal edildi. Fakat tek bir mermi sıkılmadı. Hiçbir direniş yaşanmadı. Şimdi biz Türk halkı olarak bir tedaviye ihtiyacımız var. Ama bu tedaviyi şuradan başlatmamız lazım. Mustafa Kemal Atatürk 1919'da Samsun'a çıktığı zaman gerçekten
bir ulusun kaderini tayin etmek için gitti. Türk ulusunun kaderini tayin etmek için gitti. Demin söylediğim gibi o zaman yaşasaydım ben milliyetçi olurdum. Çünkü benim vatanım, benim İstanbul'um, gözümün bebeği İstanbul işgal edildi. Fakat biz hiçbir direniş gösteremedik. Neden gösteremedik? Çünkü ulus olma niteliğine kavuşmamıştık. Ulus olma özelliğine ulaşmamıştık. Bu bilince kavuşmamıştık. Ve Çanakkale'de yapılan o savaşın %1'ini bile direniş olarak İstanbul'da gösteremedik. Şimdi sözü şöyle bağlayacağım. Kürt halkının Türk halkını burada anlaması gerektiğini düşünüyorum. Türk halkı da tarihten silinmekle yüz yüze geldi, karşı karşıya geldi. Ve bu karşı karşıya geldiği durumu aşabilmek için Mustafa Kemal'in önderliğinde bir savaş yapıldı ve kazanıldı. Mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün 1921'de kendi mimarlığını yaptığı bir anayasa var. Türk halkından bu anayasa gizleniyor. Oysa bu anayasayı Türk halkı iyi ve güzel bir şekilde bilseydi, öğrenseydi bugünkü kadar keskin durmayacaktı Kürt halkına karşı. Ondan sonra Atatürk Cumhuriyeti kurdu. 1921'deki anayasadan 1924'e kadar çok şeyler değişti. Mustafa Kemal'in 1924'teki anayasası 21'e benzemiyordu. Bu neden değişti? Ne oldu? Neler gelişti? Bir Lozan Anlaşması yapıldı. Bir İngiliz emperyalizmi vardı ve en önemlisi bu ülkede İttihat ve Terakki zihniyeti hiçbir zaman her iki halkı da rahat bırakmadı. Mustafa Kemal'in sağlığında Mustafa Kemal başlattığı bir devrimi sonuna kadar götürmek zorundaydı ve bunu yaparken de bir takım antidemokratik uygulamalar bu memlekette yaşandı. Ve bu antidemokratik uygulamalar Kürt halkına ve dindar kesime çok ağır bedeller ödetti. Bu bir gerçek. Biz Türk halkı olarak bu gerçeği bilmeliyiz ama bunları bilirken de bizim ulusal önderimiz Mustafa Kemal'i suçlayamayız. Mustafa Kemal'i İttihat ve Terakki zihniyeti pek çok yerde tuzağa düşürdü. Bunları aydınlatmamız lazım Türk halkı olarak. Bunların bilincinde olmamız lazım. Ondan sonra Mustafa Kemal'in ölümünde... Gelelim bugüne. Çünkü... Evet. Geliyorum. Biz yarına geliyoruz aslında. Geliyorum. Saat gecenin geliyorum. Üçünü geçti. Mustafa Kemal'in ölümünden... Bu tarih hızıyla biz var ya, tamam. Seçimleri buluruz 12 Haziran'ı. Mustafa Kemal'in ölümünden sonra bu ülke İttihat ve Terakki zihniyetinin eline geçti. Fakat bu zihniyet Mustafa Kemal'i öne sürerek yaptığı her şeyi Mustafa Kemal'e mal etti. Beni bir Türk vatandaşı ve Mustafa Kemal'e bağlı bir insan olarak en çok rahatsız eden şey bu. Peki. Türk halkının bu konularda aydınlatılması gerekiyor. Türk halkının bu konularda bir tedaviye girmesi gerekiyor. Peki. İşte o zaman Türk ve Kürt halkları gerçek barışı ve kardeşliği tesis edebilecekler. Peki Ercan Yılmaz, çok teşekkürler. Bütün bu konuşulanlara topluca hem cevap gibi olsun hem programı eyvah. Kapatan Sırrı Süreyya'nın son sözleri olsun. Peki ben öncelikle geleceğim. Evet. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Üslubum rahatsız edici ya da incitici olmuşsa böyle bir kastım yok. Özür diliyorum. Hiçbirinizden de incinmedim. Kürtçe bir dil değil kavramını bir kenarda tutarsak. Bu cumhuriyet eminim ki bana burada en milliyetçi bir bakış açısıyla kaygılarını ileten arkadaşlarımız Misak-ı Milli'nin anlamı üzerine ve tarihi üzerine benim kadar kafa yormamışlardır. Özel bir ilgim ve özel bir düşkünlüğüm var. Lozan, birinci Lozan, Mondros'un siyaseten tamamlanması üzerinedir. Mondros'ta yani 1920'de işgal altında olmayan yerlerin ülkeye bu elde kalandan Osmanlı'dan bir bakiye çıkarmak üzerine bu cumhuriyet kurulmuştur. Fakat Misak-ı Milli yeminine sadık kalamamışlardır. Niye? Musul bunun elden gitmiştir yani.
Musul, Mondros olduğu zaman abi, bunun içerisinde. Kim İshak'ın milli sınırlar içerisinde Musul vardı. Yani. Peki kim orada savaşmıştır? Yıl 1920-21 Özdemir Bey'in de olduğu Kürt aşiretleri İngilizlerle savaşmışlardır. Sizin istediğiniz gibi olsa deli gönül neler istiyor. Ama bakın olana bitene bakın. Olana bitene bakın. Aynı Kürtler bu İngilizler bundan o kadar dehşete kapılmışlardı ki bu feodal dediğiniz Kürt aşiretleri İngilizlere Musul'u o kadar dar etmişlerdir ki savaş tarihinde ya da savaş hukukunda yapılmaması gereken bir şeyi yapmışlar. Tüm kenti uçakla siviller, çoluk çocuk demeden bombalamak zorunda kalmıştır. Bu Kürt çok değil, 5 sene geçtikten sonra İngiliz ajanı olmakla suçlanmıştır. Niye? Bu Kurtuluş Savaşı'ndan sonra elde kalan Bakiye'yi kurtarmanın yolu olarak bulunmuş bir zaruretin adıdır Cumhuriyet. Elde kalan, bir daha söylüyorum, elde kalan Bakiye'yi korumanın adıdır. Zaruri bir sonucudur Cumhuriyet. Şimdi bunun felsefesinde gerçekten size bu ajitasyon propaganda yapanlar bir şerhle yaklaşın. Bu zaruret, 3 tane faktörü vardır bunun. Zaruretler, imkanlar ve zemin. Tamam. Bu cumhuriyet böyle bir zaruretle kurulmuş ama daha ilk 2-3 senesinde bu özde yurttaş, sözde yurttaş ayrımı uç vermeye başlamıştır. Vaatler dönemin konjonktüründe ihmal edilmiş, geriye atılmış ve şu söz verilmiştir emperyalistlere. Yurtta sulh, cihanda sulh demiştir. Hiç bu sözün anlamı üzerine bir iki dakika tefekkür ettiniz mi? Yoksa bunu böyle bir barış çağrısı, barış sloganı gibi mi anladınız? Bu vaat şuydu. Dönemin emperyalistleri o yüzden Türkiye'yi rahat bıraktılar. Biz Osmanlı'nın yaptığını yapmayacağız sözüydü bu. Tamam. O zaman ne yaptı? Tuttu içine yöneldi. Sen de içinde ne yaparsan yap dedi. Yurtta sulh, cihanda sulh geldi kendi kardeşine ve kurucu unsurunu tasfiye etmeye yöneldi. Kimse 5 yılda İngiliz ajanı olamaz. Siyaset bilimde, tarihte böyle okunamaz. Son bir şeyle gelinen nokta şu. Zaruretin adıdır dedik ya Cumhuriyet. Zaruri bir kontratın adıdır. O zarureti bugün iman haline getirmektir bütün mesele. O günkü imkanların, o günkü zeminin ve o günkü zorunlulukların bir vücut bulmuş halidir. Şimdi, hayır. Şu, biraz böyle düşünün diyorum. Yani bu meselenin çözümüne hepimiz kafa yoracaksak, bu iş nasıl olmuş? Nereden başlamış? Peki bunlar niye bu kadar şimdi bağırıyorlar ve biz niye mal sahibi gibi böyle kendimizi zilullah filalem sayıyoruz meselesine birkaç pencere açın diyorum. Ya böyle bir kısa bir tarihi perspektif sunmaya çalıştım. Bir sivil itaatsizlik çadırında olanla size veda etmek istiyorum. Bir gergerli hemşerimde iyi tanır. 12 Eylül'de cezaevine girmiş. Ben de o şahsı tanıyorum. Dizi bir gün toprağa değmemiş bir adamdır. Bir gün diz kırmamış, boyun bükmemiş bir adamdır. Siyasi değil. Hep örnekleri onlardan veriyorum. Dikkat ederseniz. Dedi ki bana sivil itaatsizlik çadırında bir konuşma yaptı. Oraya çok sık gelen birisi de değil. Bakın orası nasıl bir platforma dönmüştü ve ne yaptılar. Ben de İlk sivil itaatsizlik çadırını ziyaret etmem. Ben dedi ömrümde kimseye eyvallah etmiş bir adam değilim.
Adıyaman cezaevindeyken Kürtçe konuşanları dövüyorlardı. Anam da tek kelime Türkçe bilmiyordu. Ben ilk defa dedi bir askere minnet ettim dedi. Yalvardım. Dedim ki dedi, yani benim anam tek kelime Kürtçe bilmiyor. Ben onunla Kürtçe konuşacağım. Siz de beni döveceksiniz. Benim sizden bir ricam var. Anam geçsin,